Efendim herkese iyi akşamlar diliyorum. Her hafta çarşamba günleri 21.00'da yaptığımız amatörcü sohbetlerin bu akşamki bölümünü de başlatıyoruz. Güzel haberler var. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin bütün şubelerinde güzel aktivitelerle başlıyoruz. Öncelikle Tekirdağ şubemizde 21. Yankee Mike 1 Kilo Tango geleneksel Tekirdağ Firtli Etkinliği 17-18 Haziran 2023. Bu yayını o tarihlerden önce dinleyen dostlarımız için kaçırmamanızı öneririm. Keyifli bir araya geliş olacak. Aynı zamanda yine Traç Bursa Şubesi her Perşembe 20.00'da dernek lokalinde bize sorun biz de cevaplayalım diyorlar. Direkt dernek yöneticileri her Perşembe 20.00'da Bursa'da sizlerin her türlü telsiz konusundaki sorularını cevaplıyorlar. Şimdi bana gelen Tıraç şubeleriyle ilgili bilgiler bunlar. Buradan da vermiş olalım. 40 senelik bir Tıraç üyesi olarak bunu da üzerimizden sizlere aktarmış olalım. İnşallah diğer derneklerimiz, şubelerimizde böyle güzel etkinlikler yaparlar. Herkese hoş geldin diliyorum. Bugün sizlere bir döküman ve bir misafir hazırlayamadım. Çünkü inanılmaz yoğun bir gündü. Sanal sunucular çöktü. Onları ayağa kaldırmaya çalıştık. Telefon trafiği, cihazlar bir türlü cevap vermedi. Neyse, sonunda hallettik, ayağa kaldırdık ama stres dolu bir gündü. Biliyorsunuz iş yoğunluğunun yanı sıra ben kesintisiz 3,5 senedir bu işi devam ettirmeye çalışıyorum. Onun için de affınıza sığınıyorum. Bugün böyle biz bizeyiz ama yine konular var. Her zaman konular oluyor. Dediğim gibi Tıraç'ın bölgelerinin, şubelerinin güzel aktiviteleriyle bu hafta başladık. Efendim bugün biliyorsunuz önümüzdeki günlerde bazı ürünler üretmeye başlıyoruz. İşte bir tanesi maniple. Yaklaşık 1 saat önce Ömer Yardaş dostumla parçaları konuştuk. Kendisi metal aksamlarını halledecek. Önümüzdeki hafta bir 30-40 adet alt tablasını yapıyoruz maniplenin. Murat Bey, hazır siz gelmişken ilk soruyu eğer müsaitseniz size sormak isterim. Maniplenin alt tarafında kaymaması için bugüne kadar gördüklerimiz böyle plastik 4 küçücük ayak oluyor. Bunları kauçuklar var. Bu kanepelerin ayaklarının altına konuluyor. Onlardan mı yapalım? Biraz böyle basık mı yapalım? Çok yükseltmeyelim. Tablayı zaten şey yapacağız. Ağır bir materyal tahtadan yapacağız. Belki ben hepsinin üstünü şey yapacağım. Polikarbon fiber kaplatacağım. Böyle gıcır gıcır. Böyle ilginç bir şey olacak. Daha evvel yaptım çünkü öyle bir ünite. Bu konuda nedir düşünceniz? Nasıl olsun o alt dörtlü ayağı? Yapılmış Valla olsun. şimdi bulabilirsem hemen göstereyim. Bu arada Bak yapıştırma, evet buldum. Buldum. bize Şöyle doğru abi sağında sağındayız. ufacık yapıştırma plastikler var. Tamam, onlardan mı koyalım? Yani ben onların rahatlıkla iş göreceğini zannediyorum. Tamam. O zaman öyle yapalım. Biz de işte Yani şeyle zeminde kaymaması için. Yalnız tabii ki stretch'te böyle bir çok büyük bir problem olmaz. Ama iyambik kullanırsanız tablanın tahtadan değil de daha ağır bir materyalden olmasında fayda var. anladım. Çünkü Bir sağ ilk sol vuruşlarda insan elinin kantarını kaçırıp şey yapabiliyor. anladım. Altını komple şey kaplasak da mı yoksa? Hani böyle garip bir plastik var çıkartma gibi. Böyle bir koyuyorsun masaya zamp gibi yapışıyor. Aslında yapışmıyor ama hiç kaymıyor. Öyle mi yapsak? O da olabilir. Yani o tamamen kişisel tercih. Ama dediğim gibi yani stretch'e de çok da önemli değil. Değil, değil. İlk birinci versiyonu öyle Yani şöyle bir üreteceğiz. saniye hemen göstereyim. Tabii lütfen. Vallahi bir şeyleri yapıyoruz. Herhalde ya 20. Evet abi Benim görüyorum. ilk kullandığım yani hurdadan topladığım maniple'dir. Bunu altında mesela ahşap olmasına rağmen hiçbir ayak yok. Ha, kaymıyor. Tabii ki yani stretch'de yukarıdan vurduğunuz için herhangi bir şey yok. Anladım, anladım. Ama iyambikte o böyle sağ sola oynadığında o kayma söz konusu. Yani Anladım. Peki. stretch'de hiçbir şey yapmasanız bile olur. Anladım. Peki. İşte tahtalarını önümüzdeki hafta ben kestireceğim. Çok güzel çizimleri geldi. Yavaş yavaş başlıyoruz.
Efendim maniple kısmı bu. Hemen ikinci aşamada biliyorsunuz birazdan Yiğitcan da herhalde sözü alır. Wattmetre ve severometre konumuz var. Güzel haber. Onların da şeyi geldi. Hemen şu arka planımı yok edeyim. Belli bir adet sipariş ettik. Şimdi onlar geldi. Bu adetleri bir test için başlayacağız kullanmaya. Efendim böyle yakından görünce cici cici, hep dernekte kullanıyoruz şeyleri. Bunlar ön panelleriniz. İnşallah ürün kutulanıp gıcır gıcır olduğunda severometre, wattmetre 1 kilovata kadar olacak. Efendime söyleyeyim. Şimdilik şeyimiz o. Önde bir tane skalası olacak. Arkada da 4 tane. Konuya girmeden evvel ben tabii ki yine de hatırlatmakta fayda mülahaza. Benim yani hatıraya ne kadar önem verdiğimi bilenler bilir. Ben de oyuncağımla ilgileniyorum. Banaymış. Abi hiç merak etme. Bir tanesi senin bunun. Bolca geldi. Latife, latife, latife. Hay hay. Kime lazımsa bakın, bakın. Kime lazımsa onun kullanması tabii ki bizim tercih sebebimiz. Yani şu anda vallahi benim böyle bir ihtiyacım olmuş olsa yok, zaten. Estağfurullah. Murat Bey şöyle bir şey. Aslında devamlı ara ara gerek Türker'le gerek Levent Bey'lerle hep video konferanslar yapıyoruz. Cidden amacımız yani niye Türkiye'de bir şey yapılmıyor? Yani amatör ticaret yapmaz. Nah yapmaz. Yapar. Hem de ne biçim yapıyorlar? İnternette deli gibi yapıyorlar. Hem de birbirlerini kazıklıyorlar. Olmayan cihazı satıyorlar. Yani biz bir ticaret de yapmıyoruz. Allah'a bin şükür kendi işimiz, mesleğimiz var. Yani 3-5 tane amatör cihaz satarak ne ben altıma bir tane Tesla Y serisi 1.8'e araba alırım. Bu arada reklamını da yapmış olalım. Efendim Tesla Y serisi 1 milyar 800 bin TL. Eğer grup alırsak belki 50 bin lira falan indirtebiliriz. Yani almak isteyen. Ben almayayım, alana mani olmayayım. Bu arada söyle abi. Katılımcıların arasında bir T harfli arkadaş var. T kaydı kazancı dur, olmuş. Dur dur dur. Hemen pas edeceğim. Özellikle bugün şöyle bir sıfatını bize gösterse de özledik kendisini. Hemen veriyorum. Efendim şöyle bir ara veriyorum. İkinci ürün evet wattmetre, severometre. Birazdan Yiğitcan'la birlikte onun üzerine gideceğiz ama geçen haftadan yarım kalmış bir sohbetimiz var. Sağ olsun bugün ilk konuğum, ilk kapıda bekleyen Tevfik Aydın Kazancıoğlu'ydu. Ben burada dinlemedeyim, ara ara girer çıkarım dedi. Aynı zamanda FT8 çalışıyor kendisi. Şu dakika eğer bağlı olanlar varsa... Yok yok, SSB de çalışıyor. Gene benim logomun bütünlüğünü abi, bozdu. Onu da konuştuk. Efendim 21.074 FT8. 5 otel, 8 otel Zulu olarak şu an havada. Gencecik bir beyefendi, bakın orada da yüzünü gösterdi. Efendim Mike tamamıyla Murat abi ve sevgili dostum doktorcumda. Buyurun. Buyurun sayın doktorum. Valla üstad bir şey yok. Biz SSBD şu anda FT8'den 21.074'te yazmaya devam ediyoruz. 5 otel 8 otel Zulu olarak. Volkan hocam ben lafını keseyim. Şimdi konuya şöyle gireyim. Bu arkadaş böyle de expedition antin kuntin yerlere gidiyor ya. Evet. Bir gün bu gene böyle bir abuk sabuk bir yere gitti. Yakaladım ben bunu SSB'de. Dedim ya bir sesimizi duysun. Tango Alfa hemen Tango Alfa go ahead. Tamam. Dedim Tango Alfa bir papa bravo. 5-5. Dedim oğlum gel bak. Doktor dedim şeyde bir de sen dedim görüş. Mikrofonu çocuğa uzattım ona 5-9. Bana 5-5. Şimdi aynı şey. Geçen gece de tezahür etti. Şimdi baktım bir spotu düştü SSB'de. Dedim ya duyabileceğim mi acaba? Bakalım şu Tanzanya'daki bizim Tanzanya canavarı, Tazmanya canavarı ne yapıyor? İşte Tango Alfa yine aynen klasik. Tango Alfa go ahead. Tamam. Tevfik Aydın Kazancıoğlu ile mi görüşüyorum? Evet buyurun benim. Siz kimsiniz? Ben dedim ne prensi bir papa bravo işte böyle böyle falan. 5-5 dedi. Dedim bak önümdeki log Tango Charlie 100 Tango Charlie. O zaman 5-9 dedi. Hani bu arkadaş böyle bir arkadaştır. Hani öncelikle ama onun altını anlık çizeyim. Şartlar değişiyor olamaz mı Murat Bey? Kesin, kesinlikle, kesinlikle. Mikrofonu kendisine bırakayım, susayım. Yani üstad
her çağrı işaretinin ayrı bir ağırlığı var. Öncelikle Tango Charlie, Üst Tango Charlie için başka rapor yakışmaz. Onun dışında da gerçekçi rapor veriyoruz. Ne yapalım yani? Carolina Windom'dan Beni anca o çok kadar geliyor. hafife alıyorsun hoca. İşte yok, hafif olduğun için 5-5 geliyorsun zaten. Ağır olsa 5-9. Ne yapalım abi? Çamaşır teliyle bu kadar. Yani bizde de Windom Wire var hacı. Biz de başka bir şeyle çıkmıyoruz. Biliyorsun biz de eski telcilerdeniz. Biz Yagi vardı da biz mi kullanmadık? Var bana bir tane göndereyim diyormuşsun işte. Çömez geldi bana şey yapıyor. Abi hemen paketleyeyim göndereyim diyor. Yıldırım'ı yandan yemiş steporu bana ittireceksin. Yok öyle bir dünya. Vallahi hacım elimizde ne varsa onunla paylaşıyoruz biz. Hafiften böyle kolu kanadı kırılmış. Yıldırım yemiş. Al Muratçım sen kullan. Sağ ol abi sağ ol. Teşekkür ederim. Hacı Hani onu da tamam yaş bulamayanlar var. itibariyle biraz geçtik. Antikayı seviyoruz ama o kadar da değil yani. Valla onu da bulamayan çok arkadaş var. Dolayısıyla Ha, haklısın, haklısın. Hiçbir şey demiyorum. Sağ ol, vermiş kadar oldun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hani Allah bizim eksikliğinizi göstermesin sevenlerimizin. Bilhassa en başta sen. hocam o 0 kilometresi de olur bir gün getiririz merak etme. Şahitsiniz değil mi arkadaşlar? Hani Valla herkes kendi gidiyorsa yapar abi. yapar abi, Ama yap. üstad kendimi alırsam 2 tane getirteceğim. Birini Papa Bravo'nun bahçeye koyacağım. Şimdi şöyle de bir durum var. Benim bahçeye bunu koyduktan sonra herhangi bir yarışma olduğunda benim burada şey demirbaş. Kesin. Şimdi bir tane de çekyat koyduk. Adam sabahtan akşama kadar çığırtır burada. Ya, bir şey demiyorum, yorum yapmıyorum. Zaten senin dırdırından kaçtığım için buradayım. Hocam alır yani o stepper değil. İki değil. Üç tane dört tane alır. Bugün biliyorsunuz hani piyasaları takip ettiyseniz arkadaş maaşı TL olarak almıyor. Euro ya kulum. Gidiyor yani onun için ben hiç ağaların eli tutulmaz artık. Ne yaptı yaptı yani. Merhaba, iyi akşamlar. Adem Oo, iyi Memduh. akşamlar adam abi. Volkan abi, Buyurun. şimdi bu hocalarıma bir sorum var. Şimdi biraz önce Murat abi dedi ya bana 5-5 veriyor. Şimdi Avrupa mı uzak Tanzanya'ya yoksa şey mi uzak Türkiye mi uzak? Benim bildiğim senin bulunduğun yer daha uzak. Değil mi? Öbür Neden taraftan gitmiyorsan. Tevfik hocam neden Murat abiye 5-5 veriyor bana 5-9'u veriyor? O beni çok seviyor Adem onun için. Ya beni kızdırmayı sevdikleri için sağ olsunlar. Her zaman böyle yani. Ya bu ilk defa Ben... değil. Bu ilk defa değil diyorum yani. Mikrofonu ben oğlana verdim. Bana 5-5, ona 5-9. Ya oğlanın modülasyon daha gür çıkıyor. Sinyali ittiriyor hocam. Aynen doğru söylüyorsun. Espri Haklısın. olsun diye Biz söyledim. yaşlandık artık zaten mikrofonla beceremiyoruz da. Evet. Tevfik hocam merhaba. Selamlar Adem Üstad. Ne haber? Abi sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Eyvallah. Diyorum sen hele ki oraya gitmişsin ha. Sen oraya gitmeseydin ben Afrika abartını Ya sen baştan söyleseydin daha erken giderdik. alamayacaktım. Şimdi onu kızdırmak için de ya Tanzanya tamam adamın mesela TC olarak çalıştığı Tanzanya'dan bizi hani Cumhuriyet'in kutlaması için çalıştığı işaretle kiosu var. TC üst TC'nin logunda. Ama onun haricinde Tanzanya logo mesela dahil değil. Allah'ım ya Rabbim adamı duyduk SSV'de. Hadi dedik bir tane de özel işaret değil Tevfik Hoca'nın işareti olsun. Kendisiyle şey yaptık. Abi Allah'ın sopası yok. Bir baktım ya tabii ki hani SSB yapıyorsun. Bizim bütün logun şeyini bozuyor. Bütünlüğünü bozuyor. Bölücülük yapıyor logda. Şimdi abi baktım bir tane başka bir Tanzanya istasyonu. Şimdi benim log programında da daha açıldığı anda log ve user list hemen önce download ediliyor log programı ondan sonra açılıyor. Yani dün log Lotvi'ye kaydolmuş bir adam ertesi gün ben de Lotvi'de kayıtlı olarak gözükebiliyor. Bir baktım adamın Lotvi hesabı var. Abi dedim Tanzanya'da dedim bir tane dedim Morse bilmeyen Tevfik var.
Ondan başka dedim Morse bilen istasyon yok mu? Abi yapıştırdım yarım saat sonra da konfirme oldu. Bu da Tevfik Bey'e şey olsun. Kapak olsun. Alındı alındı tamam. Yalnız kapağı saat istikametinde sıkarsanız hani hava kaçırmaması açısından. Tevfik niye seninle bu kadar uğraşıyor Murat Bey? Ya seviyoruz birbirimizi. Vallahi canı sağ olsun. Hadi hayırlı. Aynen çok sevişiriz. Evet. Murat Bey anladığım kadarıyla TA1, TA2, hayır TA1 Uniform Tango Bora Kasapoğlu da şeyde Ankara'da QRP çalışıyor. Çok da güzel bir setup kurmuş bugün Face'te Evet gördüm paylaşmış. gördüm. Gördüm. Veya duydunuz mu? Yok operatörler grubunda da paylaşmış. Bir de altına şey yazmış. Biz tatlı su amatörü değiliz diye de not düşmüş. Ama keyifli. Yani setup'ı çok güzel. Yani minnacık Hayır bir o şimdi gitar. Görkem beni ziyarete geldi gitti ya. Evet. Hasetlendi. Onun için böyle şey yapıyor. Atak yapıyor. Ama çok cici bir istasyon. Yani Evet. çok güzel olmuş. Her yere de götürebildiği bir Yok istasyon. Edirne'ye geldiğinde burada bir yerde konakladığında güzel bir tesiste konakladı. Beni de ziyaret etti. Sağ olsun o gece beraber de olduk. Güzel bir yemek yedik. Afiyet olsun. Orada da mesela bu setup yanındaydı. Orada da çıktı çalıştı. Yani biliyorum yani Bora işte dediğim gibi bu Gölkem olsun, Bora olsun. Bu bizim hani yakın geçmişimizdeki bu pandemi dediğimiz hani felaket diyeceğim artık yani çünkü bir sürü can gitti. Bu felaketin içerisinde evden dışarı çıkamayınca Morse'a ağırlık vererek Morse'u gerçekten layıkıyla yani kulakla alıp elle gönderir üslupta nasıl diyeyim raconuna uygun Morse çalışan iki tane genç kardeşimiz. Furkan zaten daha evvel bu işi halletmişti. Yani bunları zehirlediğim için çok memnunum. Ümidini kaybettikleri zaman çok rücu ettiler bana bilhassa Bora Beyler kendileri ya abi işte şöyle oluyor da böyle olmuyor böyle oluyor da böyle olmuyor ne demek bir bıçak sırtı var ben bu işi halledemeyeceğim ben bu haltı beceremeyeceğim dediğin an sonuca çok yaklaştığın bir an zaten o eşiği açtıktan sonra kendindeki gelişmeyi dedim kendin bile gördüğünde hayretler içerisinde kalacaksın dedim. Nitekim yani ümidini kırmadı, çalıştı. Hakikaten güzel bir sihirli operatörü oldu. Kendisini de tebrik ediyorum yani. Vallahi harika. Bugün çok uyducularımız yok burada ama genele bir soru sorayım. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bütün astronot ve kozmonotlar biliyorsunuz yukarı giderken hepsine bir amatör unvanı veriliyor. Bundan Evet. seneler evvel de gidenlerden biri ciddi amatördü. Yani adam bütün boş zamanlarında da amatörlük yaptı orada. Şimdi biliyorsunuz yeni bir uzay istasyonu yukarıda oluşmaya başladı. Çok da hızlı büyüyor. Çin Uzay İstasyonu. Çinliler de QSO yapıyorlar mı biliyor musunuz? Çinlilerin de amatör telsiz aktivitesi var mı? Özellikle Çin'de yasak mı Tevfik şeyler? Nasıl durumlar? Çin'de yani normal amatörlük faaliyeti gayet ciddi var. Tamam. Hani havada sürekli Çin istasyonlarıyla duruşuyoruz. Dolayısıyla Çin'de bir yasaklama bildiğim kadarıyla yok. Ama hani özellikle bazı frekanslarda izin olmaması bilemiyorum. Yani Yarı Region kurallarına göre adamlar tıkır tıkır çıkıp çalışıyorlar. Ve hani o ülke nüfusuna göre çok az sayıda diyebilirsin amatör sayısını ama orantısal olarak ama gayet net havadalar ve her zaman her frekansta amatör bantlarda çıkıyorlar. Anladım. O zaman uzay çalışmasında da bir problem yoktur yani. Oradan da rahat rahat konuşuyorlardır. Zannediyorum bir de hani Amerikalılarla Ruslarla sürekli bir yarış içinde oldukları için Amerikalıların bu ISS'ten çalıştıkları çalışmalara istinaden onlar da mutlaka hani gövde gösterisi olarak çıkıp bir şeyler yaparlar herhalde. Evet. Arkadan sorular da geldi. Çok kısa bir bilgi vereyim. Şu an biraz evvel ön girişini yaptığımız hem maniple hem severometre, wattmetre, birazdan diğer ürünleri de söyleyeceğim.
bir 4-5 ürün, ki bunların 2-3 tanesi ölçü cihazları, daha hiçbir liste yapılmadı. Çünkü maliyet çalışmaları yapılıyor. Hak edişler çıkıyor. Çünkü her birini ayrı bir amatörle ben çalışıyorum. Benimle ilgili toplanılan tek şey, ben organize ediyorum. Daha evvel biliyorsunuz Adam Pluto'da, ADX Uno'da, RX2 Alfa Hotel'de başarılı adetli Türkiye'ye ithalatlar yaptık. Bunların hepsi resmi, hepsi faturalı, hepsi düzgün. Sorusu olan da varsa ileride istediği gibi yöneltebilir. Bunların hepsi garantili. Problem çıkanlar uzun sürede olsa kesinlikle değiştirildi. Yine aynı üslupla, aynı şeylerle, ciddiyetle o raddeye geldiğimizde ben komple bir liste yayınlayacağım. Şu kadar süre sürdü, bu kadar, bu kadar. İlk ekranları, saviyometre, wattmetre ekranlarını dolar yukarıya çıkmadan evvel almışım. Şimdi nasıl yapacağız Yiğitcan? Bu herhalde iki katına falan çıktı fiyatları şimdi. Tamam abi, telefondasın. Efendim, daha şu an geliştiriliyor. Dizaynları devam ediyor. Daha evvel de söylediğim gibi manipleyi Ömer Yardaş, İzmir'den sevgili dostum Ömer Yardaş. Onunla yapıyoruz. Yiğitcan'la Severe Wattmetre'yi yapıyoruz. RX2 Alfa Oteli ise hem Türker'le hem Levent Bey'le iki farklı release çıkacak gibi geliyor. Bir tanesi 0.30 dinleme, bir tanesi belki CW'da olacak içinde. Hem dinleme hem CW. Bunlar gerek Hans'ın, gerekse Barbaros Beylerin hiçbir şeyine şey değil, rakip de değil, aynı kulvarda da değil. RX2 Alfa Oteli biliyorsunuz rahmetli Rüçhan abilerin anısına yapmıştık. Şimdi ikinci versiyonu hazır oluyor. Ya 5 santime 5 santim ya da 10 santime 5 veya 10 santime 10 santimlik bir versiyonu olacak. İstediğiniz gibi 53-51 ile 0-30 arası rahat rahat güzel bir dinleyiciniz olacak. Çıkmasanız da SVL'ler yapabileceğiniz bir cihaz olacak. Çıkış kısmı ile ilgili de çalışmalar devam ediyor. Bir ürünümüzde o var. Onları da söylediğim gibi Amerika'dan Levent Beyler, Türkiye'den de Türker Beylerle birlikte geliştiriyoruz. Bir de balon ve işte şey tel antenlerle ilgili bir çalışmamız var. Onu da 2 Alfa Foxtrot Alfa Ali dostumla birlikte yapıyoruz. Orada malzemelerden hiç şey yapmayacağız, ödün vermeyeceğiz. Gittiğiniz yerlerde küçük bir çantanın içinden açıp rahatlıkla gererek kullanabileceğiniz antenlerle ilgili de en az 2 model, belki 3 model. Minimumda 3 bantta, ki büyük ihtimalle 5 ile 6 bantta çalışacak antenler peşindeyiz. Bunları beşer onar şey yapacağız. Murat Bey buyurun. Konunun hemen dışındayım. Tevfik Hoca herhalde FT4 çalışıyor. Şey FT8 çalışıyor. Evet. Tevfik Hocam, 2 Fox Echo 28 MHz'de havada. Yapıştır. Derhal zıplıyorum. Sağ ol info için. 28 MHz'de havada yapıştır. Tamam. Geçiyorum. Sağ olasın info için. Vatan millet sağ olsun. Ben sağ olsam ne olur olmasam ne olur hocam. Hadi 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 görüşürüz. Sana canımız feda. Ben bizi yurt dışı temsilcisi uğraşıyorum. Hadi görüşürüz. Hadi öptüm seni. Kolay gelsin. Adem Bey siz de oradan Almanya'dan saldırın. Bugün bayağı hareketli geçiyor. Türkiye, Almanya, Tazmanya, başka ne? Yine Almanya'mız var. Kerem Beyler de sanırım Almanya'da. Vallahi öyle güzel bir hava ve görüntü var ki Kerem Bey arka tarafta. İmrenmemek elde değil. Son zamanlar bu taraf bayağı sıcak. Dün 26-27 derece mi neydi? Bugün de biraz serin geçti. Yarın tekrar sıcak olacağını söylüyorlar. Mikrofon bendeyken unutmadan şunu söyleyeyim. Geçen günlerde konuşmalarda tekrar Adam Pluto siparişi yapacağız diye öyle evet. Bir konu geçti miydi? Geçti şöyle. Bir iki kişi bana isteyince ben yine Türkiye'deki Adam Pluto, daha doğrusu Analog Devices Türkiye distribütörü ile görüştüm. Dedim nedir? Fiyatlar arttı mı? Son aldığınız fiyatın aynısı devam Volkan Bey dedi. Tamam. Kaç adet verdiğiniz önemli değil dedi. 5 de verseniz 10 da verseniz. Şimdi tabii o bir uğraş. En az 10 adedi tamamlar isek bir tur daha döndürürüm. Yoksa uğraşma çok zor. Bana listeye, mail atmanız yeterli. Listeye, ha. Yani söylemem gerek şey yapmıyorum. Şöyle ben seni zaten unutmam da
Çünkü böyle oluyor. Duyan buradan söylüyor. WhatsApp'tan ayrı oluyor. Sonra ben karma karışık oluyorum. Onda benim standardım şeye nedir adı? Maille dönerse onu bir Tamam. Excel'de liste yapacağım. Minimum 10 adede gelinirse aynı fiyattan yeniden Tamam. gelebiliyormuş. Ben Evet, doğru abi. mail yazarım o zaman. Tamam. Sağ ol. Olur, estağfurullah. Onun da kristallerini almıştık adetli. Onlardan da var bir parça. Efendime söyleyeyim. volkanetfocustürk.com oraya atarsanız zaten şeyler, bilgiler gelir. Bunun dışında antenleri de söyledik. Diğer ürünleri de söyledik. Tabii bunların hepsi bir vakit alıyor. İş yoğunluğumuzun yanı sıra devam ediyoruz bir şekilde. Egemen Bey, müsait misiniz? Birkaç soru soralım mı size? Hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız? Hoş bulduk. Valla bayağıdır bir ara verdik, konuşmadık. Efendim, ilk soru ARDN, Tahir Net. Niye kimse firmware'leri en son versiyona çekmiyor? İlk soru bu. Diyeceksiniz ki ben ne bileyim, herkesin kendi. Çekmeyenlere sormak lazım Aa, tabii. yok şöyle, firmware'i son versiyona çekmek bize ne kazandırıyor? Aslında soru o da. Ben geçen gün onu girdim. Biliyorsunuz Trabzon bölgesinde bayağı bir istasyon var. Oradaki dostumuzun konuya verdiği eğilimden dolayı. Erzurum Üniversitesi'ndeki hocalarımız da güzel bir çalışma başlattık. Onlara bütün setupları söyledim, aldılar. Ben yaklaşık 3 istasyonluk malzeme aldım. Geçen gün sektör antenlerimi de almaya başladım yavaş yavaş. Şimdi herhalde bu ayın sonuna doğru ben İstanbul'da minimum 3 lokasyonu birbirine bağlamış olacağım. Bursa Tıraş şubesiyle de görüşüyoruz. Onlar da eğer bulunduğum binanın tepesini görüyor ise hemen İstanbul'la Bursa'yı bağlamış olacağız. Gelişmeler var mı? Azıcık bize bir şeyler varsa buradan söylerseniz sevinirim. Benim de ya yani benim gelememem biraz rahatsızlıklar yaşadım. O geçmiş olsun O eyvallah. yüzden gelemedim. Zaten o yüzden de çok zaman harcayamadım Evet. üzerine. Ama buraya da geldiğim gibi artık o tarafta da yani Ankara'da da var. Şeyleri çekip artık birbirine bağlama zamanımız geldi gibi görünüyor. Evet. Bence Yani ben siz de orada şey yaparsanız. Ben buradan VPN kurmak için statik IP başvurumu yaptım. çok güzel. Onu alacağım. Siz de yani karşılıklı statik IP'ler üzerinden en azından konuşturmaya başlarız. Çok güzel. Gelenler de katılır. Çok güzel. Harika. Yani hiçbir şey olmasa bile yani Alef henüz şey yapamasak kimse birbirini görmese bile biz şeyi başlatalım diyorum artık Ankara İstanbul arası. Evet. TP-Link'te arenanın bir ben penceresine gireyim. Geçen hafta bir müşterime aldım ve kurdum. Fevkalade güzel sonuç aldım. Bir onu sizinle paylaşayım. Bu şey sektör antenlerinden TP Link diyeyim. Modeli neydi şimdi şeyimde? 210 310 falan gibi miydi? Neydi? Şimdi tam hatırlamaya çalışıyorum ben de adı şeyini. Dakika. Yani. Şey bulabilirsem kablosuz A Access Point ve TP Link. Kurulumu da çok kolaydı. Tabii bizim daha firmware onda çalışıp çalışmadığını ben tam bilmiyorum. Ama şey yani çalışmasa da çevresindeki bütün indoor outdoor diye geçiyor. TP-Link 210, 220, 510, 605, bir 610, dakika faturasını 710. da bulacağım. Biraz bekletiyorum, özür dilerim. Bayağıdır çünkü bu konulara girmedim. Efendim, hemen faturasından bakayım. Yok, güzel olacak. İnşallah iyi olacak. En azından diğer şeyi AX 1800 indoor dual. Ben şuradan AX 1800 TP-Link. AX 1800 mesh anten, bu ince uzunu benim aldığım. AX
610 diye geçiyor. Evet, ekranı da hemen paylaşayım ben buradan. Onun için forma bakmamız gerekecek Tabii herhalde. tabii forma baktım ben. Orada yok. Tabii buradaki fiyatlara bak. Bunlar distribütör giriş fiyatları. Cihaz bu. AX 1800. Sadece bir tane UTP alttan girişi var. Arkada cırt cırtla yine şey yapıyoruz. AX 1800. AX 1800. Şöyle yapalım. PDF dersek çok güzel de bir doküman yapmışlar. Her yerden bağlanabiliyor. En azından bunu bizim backbone'a bu şekilde bağladığımızda normal cep telefonu, tablet veya şeyden, notebook'tan bizim network'e geçiş için harika bir cihaz. İki tane yan yana koyduğunuzda 180, 180, 360'ı kapatacak gibi. Ne diyorsunuz? Bu oldukça yeni bir cihaz sanıyorum. Yeni, yeni, daha çok çok yeni. Bana da açık alan için gerekti. Şurada 1800 var mı? Aratma var mı? Şeyi bulamadım. Yani sonuçta ARDN için güzel oyuncaklar yavaş yavaş piyasada da çıkmaya başladı. Dual band, Wi-Fi. En güzel tarafı şey, mesh network'ü desteklemesi. Herhalde bunu kısa süre içerisinde şeye koyarlar. Efendim söyleyeyim. Listeye koyarlar diye düşünüyorum. Ya o bunu aslında şeyde bulamazsak ARDN'de bulamazsak şeye OpenWRT'den bakmakta fayda var. Çünkü ARDN'i OpenWRT kullanıyor şey olarak bu altyapıda kendileri üstüne geliştirerek devam ediyorlar. Oradan şey yaparız, bakarız. Burada da gördünüz mü? Bayağı bir fazlalaşmış. Tabii tabii yani yazı şeyi tabloyu da değiştirdiler. Evet, böyle yeni bir upuzun bir şey gelmiş. Ama geçen hafta bu benim şu an kullandığım modeli burada görememiştim. Bir küçük son soru daha size. Bugün çünkü doğaçlama hep gidiyoruz. Şu Light'ın second değil de birinci yani bir yazanı bir NDD'de de çalışıyor mu hiç? Denediniz mi? Ben denemedim. Ya birinin eline Benim çok elimde 2 ND var çünkü. yok bende de 2 ND var ama birinin eline 5-6 tane bir ND geldi. Dedim hemen bir tanesini ver deneyeyim. Onu satın aldım. Şimdi bir ND'ler aynı çünkü. Tek POE'si var. Yine şey 5 çıkışı var. Bakacağım önümüzdeki günlerde müsait. Ha bu arada bir ND 128 GB RAM'i var bendeki modelin. Bulduğum aldığım. Ve yani çok ucuz. 200 lira komik bir paraya aldım. Keşke Çok uygun olsa. Çok almışsınız. uygun. Çok o 500 dedi. Dedim almam 500'e. 200 veriyorsan alırım. Şimdi orada bu geçtiğimiz hafta 800 MHz, 1900 MHz ve 900 MHz için lineerler vardı 50 watt. Hiçbir işe yaramayacağı için of yani 2,4 veya 5 GHz için falan bulabilsem ara ara uğruyorum oraya da böyle cihazlar geliyor. O cihaz şey için OpenWRT'ye bakarız. Tamam. OpenWRT'de destekleniyorsa bu tarafa da gelmesi için Ham meselesi diyorsun. özelliklerine bakarız. Evet. Hay hay. Hay hay. Peki. Şu an programı dinleyen bilgisi olmayanlar için de ARDN Network Tahir Net ismi altında Türkiye genelinde amatör frekanslarda 2,4 ve 5 GHz'de acil durum TCP/IP üzerinden haberleşme ağını Türkiye'de kurma sevdasındayız. Zaten başlandı. İstanbul'da şu an 3 istasyon olarak Metin Beyler, Emin Beyler ve ben de var. İnşallah önümüzdeki günlerde daha da genişleyecek. Samsun şu an başı çekiyor. En çok istasyon orada var. Bildiğim kadarıyla da Ankara'da 6-7 istasyondu. Doğru mu Egemen Bey? Evet, yani şu anda 3 lokasyonda diyelim.
Evet. Bir şeydi Kraken Gözlem Evi'nin orada MOEB'in istasyonun olduğu yerde. Aslında ben haritayı paylaşsam mı? Olur. Ben de hemen açayım map. İstersen Açıyorum. haritadan evet oradan görelim. Samsun, Sinop, Bafra'yı da görelim bu arada. Çok güzel yayıldılar. İşte ben önümüzdeki haftadan sonra 5. gazileri devreye alacağım. Şu an 2.4'ler ayakta. Bakalım kaç kişi gelmiş. Güzel ama yani yavaş yavaş Türkiye'yi kaplamaya başlamamız büyük keyif verici. Aynısını Loralarda da görüyoruz. O da çok güzel gidiyor. Beni gördü hemen. Evet. Çok mu gittik? Biz başladığımızda Türkiye tamamen boştu. Lora için de aynı şekilde. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane bir defa Karadeniz'de var. Düzce'yi de katalım. 12, 13, 14, 15 İstanbul'la. 16, 17, 18. Şu an 18 istasyonumuz var Türkiye geneli. 5 gaz kim? O benim şeyim. Evet. Gördüm. Ben Ben karşıdakini, yani kuzeydekini görüyorum, Bağlum'dakini. evet. Kraken'le aramda bir tepe var, orayı göremiyorum. Kraken'e gitmek için Bağlum üzerinden. Bağlumu birbirinizi gördünüz, bağlandınız mı? Görüyoruz ama orada bir antenin şeye çevrilmesi gerekiyor. Benim tam olduğum yere ben sinyal alıyorum. Frekans Evet. kalitesini artırmamız gerekiyor. Ama ben şeyi yani o mesafeden Wi-Fi sinyalini alıyorum. Peki. Biraz şeyini kalitesini artırırsak ben buradaki cihazlara sürekli bağlanmış olacağım. Ama o 2.4 siz 5. Yok orası aslında orası da 5. 5 peki. Bağlandığınız anda burada bir çizgi mi göreceğiz? Evet, bu arada çizgi oluşması lazım. Peki. İstanbul'da da bir Delta Echo, iki Fox Echo ve iki Bravo Zulu olarak duruyor. Dediğim gibi önümüzdeki haftalarda iki tane daha bir Delta Echo kesme MOEB olarak inşallah şey yaparız. Bunları oluştururuz. Yani Kraken'in üstüne basarsanız orada iki tane göreceksiniz. Aslında yaklaşınca biraz Arkasından saklanmış. Gördüm. Gördüm. Hem iki nokta küsur var, hem diğeri var. evet. TP-Link var. Öbürü de biri 510, biri 610. 510'u da çalıştırdınız. Evet, aynı şeyler var. Şey niye yok? Mikrotik niye yok buralarda? Mikrotik dışarı şey yapmak için. Buraya daha cihazlar da gelecek. O yüzden henüz burada şey yok. Kraken tarafında. Anladım. Bizler çünkü mikrotiklerde şu an aktifiz. Düzce'de bir mikrotik orada var. Bir Ubiquiti Loco. O bu ilginç. Farklı bir şey. Delta Evet. Echo Oscar. Peki. Valla yavaş yavaş çıkıyor bir şeyler. İnşallah şimdi Bursa'yı da eğer yaparsak Bursa'dan Balıkesir'e jump ederiz. Oradan da bir İzmir yaptık mı? Keyifli olacak gibi inşallah. Bursa'dan yine aynı şekilde galiba İnebolu'da bir yer var. O hem arkayı ya yani güneyi hem de kuzeyi görebiliyor. Oradan geçerse Kütahya Eskişehir geçişi şey olabilir. Zaten şu anda var olan noktalar aslında yani hem şeyler için analog rölelerimiz için hem de şeyler için olan noktalar. APRS için olan noktalar, potansiyel noktalarımız zaten. Evet. Peki konuyla ilgisi olanlar çekinmeden bizlerle muhakkak irtibat kursunlar. Yavaş yavaş böyle bir altyapıya geçiyoruz.
Bu bize ne sağlayacak? Bir deprem durumunda GSM altyapısı dursa da internet bağlantımız bir şekilde olabilecek. Birbirimizle görüşebileceğiz. Telsizlerimizi bu sistemlere bağlayabiliriz. Arka tarafında eğer CAT girişleri varsa bir başka şehirdeki istasyonun anteninden çıkış yapabileceksiniz. Voice over IP görüşebileceksiniz, etc. etc. İnşallah güzel bir şeyler olur. Evet. Yiğitcan, gelişmeler nasıl abi? Direkt sana bağlayayım. Egemen Bey, çok teşekkür ederim bilgiler için. Tekrar büyük geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Daha çok görelim sizi. Teşekkür ederiz. Yiğitcan'cığım, müsait misin? Yiğitcan uzak dinlemede. Beni duyabiliyor musun Yiğitcan? Abi ses gelmiyor. Mikrofonun kapalı. Herhalde telefonda, biz onu duymuyoruz. Peki, birazdan Yiğitcan'la bir şu dizayn edilen severometre ve wattmetreyi konuşacağız. Tevfik Hoca, Emin Hoca'yı yapıştırdı mı acaba? Hemen soralım. Tevfik, yakaladın mı Emin Hoca? Ha, telefonda Tevfik. Hatta herhalde 900 şeyden yakalıyor. Yok, başkasıyla görüşmediğim. Bu arada 2 Fox Echo bende 0. 18 MHz'de 2 Bravo Zulu'yu gördüm ama o beni görmüyor bu sefer. Yani senden daha kötü durumda olanlar da var Murat Hoca. Vallahi 0, sağ 0, ol. Ben bir taraftan böyle hani sohbeti takip edip böyle size laf yetiştirirken bir tane Sri Lanka yapıştırdım, ayıptır söylemesi. Hayırlı uğurlu olsun hacım. Ben Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İkinci bant. İkinci Sri bant. Sri Lanka bol olsun canım. Sağ ol canım, sağ ol. Efektim, bir başka FT8 canavarı geldi. 2 alfa foxtrot alfa. Sen hangi frekanstasın söyleyelim, o yakalarsa. 1800'deyim. 1800. Alicim 1800. Ali 1800 FT8 bir deneyebilir misin? Tevfik Beyler oradalar. Bu arada hoş geldin Ali. Evet, bugün iş yoğunluğu nedeniyle program konusuz girdik. Onun için herkes her şeyden konuşabilir. Yiğitcan, müsait misin? Yiğitcan, müsait misin? İnşallah o kulaklık bizimkidir. Öyle fake attın ki bugün bana, telefonda olduğunu anlayamıyorum. Diyorum ki mikrofon kapalı. Tamamdır. Evet, selamlar abi. Telsizdeydim de. Tahmin ettik. Aslında sende şey, on air böyle yukarıya bir tane kırmızı ışık. Evet, yapılabilir abi, doğru. Evet, merhabalar abi. Merhabalar, nasılsın? Teşekkür ederim abi, sizleri sormalı. Sağ ol, teşekkür ederim. Valla ciciler geldi, programın başında da gösterdik, şey yaptık. Ha, evet. Böyle çil çil duruyor. Ben ona baktıkça böyle içim pırpır ediyor ya, diyorum. Bunun inşallah çalışır durumda da geliriz. Elektrik verip bir ledini medini göreceğim inşallah bu hafta sonu. Ne durumdayız? Bir 5 volt varsa abi, 5 volt da ver ledi. Görürsün orada zaten. Var beyaz. Var. Veririm. Bir ekran paylaşımı herkese açık. Bir son yaptığın dizaynı görme şansımız var mı? Bu arada Facebook'ta geçen hafta bir başka dostlarımız şey paylaşmış. Rahmetli olmuş eski bir amatörün dizaynı olan başka bir wattmetre, severometreyi boş zamanım vardı, oturdum hemen yaptım diye paylaşmış. Bilmiyorum, o devreyi de biliyor musun? Abi dosyayı birazdan açarım. Şimdi hard diskimde, bilgisayarımda yok. Olur. Linux'te vardı. 2 saat geçmem gerekiyor vesaire. Olur. Şu an Windows'tayım. Olur. Şeyi görmedim. Tasarımı görmedim abi. O da küçücük. Yani küçük bir şey yapmışlar. Dur bakayım. Bana attığın var mı şey? Var. Paylaşabilir miyim resimden? Tabii buyur abi. Buyur. Evet. Üzerine sen söyle. Evet, solda ve sağda görüldüğü üzere SO239 konnektör, UAF dişi konnektörler var. Ortası zaten toroidlerin geleceği yer. Sonra altta, daha doğrusu orta boş olan yerler hem toroidin hem de koaks kablonun geçeceği yerler. Alt kısımda gene aynı şekilde. Yalnız yukarıda şeyi görebilirsiniz. Şu kare petler, yukarıdaki yollar. Oradan bir tanesinin iç yoldaki abi. Bir altı. Heh. Evet, orası RF sampling, yani
Alttaki toroide RF örneklemesi alacağımız yerler. Aynı şekilde yukarı alttaki yollardan bir tanesinde de yukarı toroide bir RF sampling alacağız. Bir taraf reflected, bir taraf forward olacak şekilde. Sonra yandaki iki direnç, bunlar mesh dirençleri. Üsttekiler 101 yazanlar. İki tane yan yana 51 o 51 real ohm. Bunları SMD kullandık hem daha az toleranslı olması için hem de daha pratik. Direkt basılı isteyeceğim Yiğit Can. Öyle gelsin. Biz burada bir tek toroidlerle oynayalım. Tamam abi. Sonra bir sonraki yerde D1, D2 bunlar RF, gelen RF'i voltaja çevirecek doğrultucular. Sonra da dalgalanmayı engellemesi için altta da kapasitörler var. Sonra da alttaki portlardan şeye gidiyor. Direkt Ekranı. potansiyometreye gidiyor. Bir dakika. Ben bazen ekran paylaşımında arka şeyleri de açıyorum. Yanlışlıkla açmayayım diye durdurdum. Şimdi board'un bir de arka tarafını paylaşacağım. Sonra Evet. evet. Bu da arka tarafı sanırım. Aynen öyle. Ölçüleri ben sana vermiştim abi. Şu an kaça kaç hatırlamıyorum da. 5'e 8 gibi bir şeydi herhalde. Tamam. Bu UHF için olanı, şey VHF için olanı. Bu HF. Bu HF HF. için olanı. Bir de bunun aynısından VHF UHF için olanı olacak. Doğru mu? Aynısı Yan değil abi. O köprü daha da farklı. yana. Hayır. Ya aynı bunun yanına bir kutu daha mı koyacağız? Nasıl yapacağız? Yani aynı kutu da olabilir. Yani Peki. bir switch'le değiştirilebilir. Benim ünlü SVR metrem gene çıkarayım. Süper abi. Bu arada bunu niye paylaşıyoruz? Programı kayıttan izleyen dostlarımız için biz baya baya Türk malı wattmetre, severometre yapma aşkındayız. Şu an Yiğit Can'ın elinde gördüğünüz cihazın serigrafide basılmış eloksal alüminyum dış kasalı önünde kommütatörü olan bu şekli olacak. Sendeki HF VHF versiyonu doğru mu? Doğrudur abi. Yani Tamam. UHF'yi şu versiyonda eklemeyi çok istemiyorum. Çünkü dediğim gibi Olur, testlerini olur. vesairesini yapmadım. O konuda biraz çekimserim. Biz Buyur abi. panoda önde bir gösterge, önde bir kommütatör, arka tarafta 4 tane UHF soket, bir tane de elektrik beslememiz olacak. Aynen Tamam. öyle. Çok güzel. Aynen öyle. Hatta ya şey diye düşündük ama sonradan benim aklıma geldi. Bu ön tarafa bir tane ışığı açıp kapatmak için yani anahtar vesaire ekleyelim mi diye bir konuşmuştuk burada işte geçen Evet. haftalarda. Evet. Sonra ben şunu düşündüm yani kullanacak arkadaş ya da abilerimiz, hocalarımız vesaire kardeşimiz direkt bağlasın. Bağlar bağlamaz yansın. Neden? Çünkü Dayva'da da bu böyle. Hem yani orada takılı dursa ne durmasa ne direkt birisi takar 13.8'e. Peki onu çevirmeli değil de şey yapsak, öyle reostalı şeyli yapmasak da bir tuşa bastığında voltajı yarıya düşüreyim direnç üzerinden. Bir bastığında daha net. Bizde gemilerde, daha doğrusu teknelerde, chart plotter'larda özellikle gece seyirinde çok ışığı sevmeyiz. Ve chart plotter'ın ışığını komple yarıya düşürürüz. Bunda da aynı şeyi mi yapsak? Ne dersin? Bir tane tuş ekleyeceğim. Fazla bir şey değil benim için. Yani yapılabilir abi neden yapılmasın? Yani ben çok ihtiyaç duymuyorum işin açığı ama şimdi geçen haftalarda Murat abi zannedersem demişti onun parlaklığını ayarlayabilelim falan diye demişti. Şimdi sen de Tamam. diyorsun abi. Olur Potans mı yani. daha ucuzdur, çıkacak mı daha ucuzdur? Ha, potans daha ucuzdur abi ya. Tamam, potans yaparız o zaman. Şey yaparlar, oradan çevirirler. Aynen öyle abi. Peki. Tevfikçim, 17 metrede Ali seni duyuyormuş ama sen onu duyamıyormuşsun. Buyur bakalım. 2 alfa foxtrot alfa seni duyuyor. Valla teşekkür ederim duyduğu için ama ben de sıfır yani gördüğüm yerde yapıştıracağım ama görmüyorum. Aynı Peki. sıkıntı dediğim gibi iki Bravo Zulu da beni duymuyor. Ha. O aslında çok ilginç. 2 Bravo Zulu'yla 2 Alfa Foxtrot Alfa QTH'leri çok yakın.
Tabii anten farklılıkları var. Anten farklılıkları. Evet. İki Fonseca'yı ne durumda duyuyorsun? Sıfır. Hiç yok. Hiç yok. Yani solda da yok. Ona çağrı yapanı da duymuyorum. Ha. Hadi bakalım. Volkan, bu arada ben 15 metrede Tevfik Bey'i baya 2 gündür uğraşıyorum, duyuyorum. Ama bir türlü duyuramadım kendisini. Kiosa yapamadım. Olmadı. Vallahi üstad kısmet Yaşlanınca yani. kulaklar şey biraz oluyor. Yaşlanınca işte kulaklar ufak ufak. Ha. İnönü varıyor oluyoruz. Valla bugün hem Aref frekanslardayız hem buradayız. Ne kadar güzel. Valla hadi bakalım. Kim Tevfik duyurabiliyorsa duyursun. Hocam, bu arada ben de oradayım ha. 17 metrede. Adem Bey duyuyor musunuz siz Tevfik Bey'i? Yok, Valla yok. Adem Üstad, Delta Lima 2 November Eko Delta geldi. En son eksi 10. Hani Ben Avrupa düşüyor. özel çağrı şartları havadayım ben şu anda hocam. Yani Oscar November 7 falan geliyor. Dolayısıyla yakalayabilir. Oscar numaralar geliyorsa ben de gelmem lazım. Aynen. Ama Tamam. yoksun görünümde. Çağrıya devam. Aynen öyle hocam. Peki. Program uzun nasıl olsa inşallah program boyunca QSO'lar olur. Olunca da haber verirsiniz. Ara veririz muhakkak. Yiğit Can'cığım ne zaman sen imtihanlar ve yoğunluğun geçer geçmez bir prototip bana boardları halledersen hemen kutulamaya geçeceğim. Benim için kutulama en fazla 1,5 hafta. Ben hemen onları kestireceğim. Bu hafta bir iki fabrikam yani zaten içinde olduğum fabrikalara sordum. Ahşap üzerine çok işleri var da alüminyumda sen getir bir bükeriz biz onu falan dediler. Şimdi onu direkt lazer kesim, seligrafi baskı neler yazılacak edilecek. Bir prototip yavaş yavaş oluşur ama sen board'u bana şey yaptıktan sonra gösterdikten sonra Tamam abi. Şöyle bir durum var. Prototipi ürettikten sonra büyük bir ihtimal ben 4 ay tamam. Kayseri'deyim. Prototipleri sana veririm abi. Sen Ben ondan sonra yürür giderim. Neyin nasıl olduğunu da gösterdin mi? En kötü ihtimal Zoom açarız. Ben şey RX2 Alfa Oteli Levent Beylerin yönetimiyle uzaktan yaptım. QO100'e Mehmet abiden sonra ilk Türkiye'den çıkışımı Mehmet ve Barış'la naklen uzaktan yaptım. Herhalde seninle de Severe Metre Vatretre'yi uzaktan yaparız diye düşünüyorum. yaparız yaparız abi. İşte bu Vallahi. pandemi, hep bunlar pandeminin sonucu işte. Uzaktan eğitim, uzaktan şey tabii yani. Doğru. Ama Böyle güzel şeyler, işler. Teşekkür ettim bu böyle arada şeylere de abi. vesile oluyor yani. Ama güzel işler, güzel. Adem Bey oldu mu, aldınız mı? Ali abiye okudum, tamam. Aldım yani. Ali Almanya'ya gitti. Şimdi sıra Tazmanya. Evet. İnşallah. Adem abi sen bu aralar 10 metrede çıkmıyorsun. 20 metreye de gelmiyorsun. Bant kapalı olduğu için dijital takılıyorum. Ha, tamam abi o zaman. 10 Hadi. metrede önceden görüşüyorduk da. Şimdi ben 20 metreye çıktım biraz. Seni de hiç göremedim abi. Evet, 20 metre ben bakmadım da dediğim gibi 10 metre kapalı olduğu zaman dijital takılıyorum. Tamam tamam abi. Valla bir ıslatmak lazım. Yavaş yavaş bütün metrelerde, bütün çevrelerle Yiğitcan'a herkes bir çağrı yapsın yani. Nasıl, memnun musun cihazdan? Vallahi memnunum abi ya. Ne Güle yalan güle söyleyeyim. kullan. Ben şeyle bile bundan önce QRP ile bile şeye kadar işte 10 metre, gerçi 10 metrenin avantajı o da Endonezya'ya yani Ki Bravo Zero Alfa Radio Ferry. Feri var. Kanki olduk zaten onunla. Hangi bantta çıkarsa ben oraya gidiyorum. İşte 20 metrede genellikle çıkıyor. Şimdi 20 metrede takılıyorum ben. O çıkıyor diye. Sağdan soldan kim duyarsak yapıyorum abi. Vay be Endonezya. Valla bir oradan buraya gelmeyi beceremedim ben IC7'de. Endonezya'da Jakarta'da bir hanımefendi her gün frekanstaydı. Bir tek onu duydum. Başka da kimseyi duymadım. Tevfik Vallahi duyuyordum kesin hanımefendiyi. Feri'yi kesin duyarsın ya abi.
Bu arada 2 metrede de Kuvayi Bey'in özel çağrı şartla oradan da takip, eğer birinci bölge veya ikinci bölgeden havaya çıkan varsa orayı da takip etsinler bir zahmet. Abi Oğuzhan abi yanımda, daha Yagi yapamadım oraya. Yagi yapar yapmaz Muf'la beraber, açılımla beraber sendeyim. Haberin olsun. Eyvallah. 2 metrede hangi frekanstasın? Tam nokta. 144-174 abi. Dijital orası Evet. da. Ya ben dijital yapmıyorum ama VAF açılımla falan giderse zaten Oğuzhan abi yapıyor burada bol bol da. Geçen işte Kleiningrad'la falan görüşmüştü. Açılım olduğu zaman gidiyor abi. Valla Oğuzhan şu an yolda. Bugün İstanbul'a geliyor. Yarın inşallah bir arada olacağız. Yiğitcan, istediğin bir şey var mı? Yollayayım Oğuzhan'la sana. Adam pült abi. Yani düşünüyorum Ya da. Ha buyur abi. Edin Plüto, şu ikinciye şimdi dönüyoruz da hayırlısı. Bende olan ikinciyi de şey yaptım. Yurt dışından birine ihtiyaç olmuş. Onu da Oğuzhan'a takdim edeceğim yarın. Bu arada ben şeyi söyleyeceğim, ama QRP için şey yapma. Bak, ben artık üretimden kalkan bu Kesik Murat kesik abi bir geldi. gittin. Tamam, fark ettim. Buradan ben de fark ettim. İnternet bağlantısında bir tuhaflık oldu. Şöyle 817 bir tane son üretilenlerden kapmıştım. Bir tane de şey kaptım şimdi. 818 kaptım. Güzel, güzel güzel kullan abi. Yani QRP şeydir, vazgeçilmezdir yani. Benim QRP Micro SDX'ti abi de. Bulamadım onu da. Ha burada. Buydu abi. Şimdi bundan profesyonel bir cihaza geçince tabii çok daha rahat olduğunu, hani şey oluyor. Arada dağlar kadar farkın olduğunu insan gözlemliyor da. Ben gene ama QRP çalışıyorum abi. Yani bende şu an 857 var. 857D var. 100 watt'a hiçbir zaman çıkmıyorum abi. Kısıyorum onu. 20 watt en fazla o da. Gene 10 watt civarında, 5 watt civarında takılıyorum ben. En güzeli çıkışları yormadan. Vallahi ben Aynen abi. 817'imle öyle az şey yaptım ki, aktivite yaptım ki. Ona bir de Comet anten aldım, 5-6 band. İnşallah bu yaz biraz tıngırdatırım. Volkan abi, yaz dönüşü senden bir şey isteyeceğim. Güzel bir sürprizim var. Olur. Olacak. Olur. Hay hay başımın üstüne. MRF 300 isteyeceğim abi. MRF 300 transistör. Ay ay. LDMOS. Ben hemen sipariş, kaç tane sipariş edeyim? Abi 4 tane lazım da bakalım. Tamam. MRF 300. Sen onu bana bir ara WhatsApp'tan yaz da hazır döviz Yok daha yok fazla yok. çıkmadan dolare alalım MRF 300. 4 tane istediğine göre niyeti kötü. Çok kötü abi. Şimdi Çok kötü. Murat Bey 1 kW'a kadar ölçü cihazı yapan adam. Tabii ki o wata kadar da çıkması gerekecek. Ama Sonra dört önden tekerlek bir direksiyon. bize gösteriyor. Ben diyor şeyle diyor ki işte QRP benim diyor, şey diyor, cihaz diyor. Böyle Abi biraz böyle. Aynen. cihazdan 5 watt çıkacak yine. Kilowatt çıkacağı şeyi kendi yapıyor bak şu anda. Aynen öyle. Gene cihazda 5 watt gidiyorum abi maksimum. Yani gene Hocam. çalışıyorsun QRP değil mi? Tabii Aynen canım. öyle abi. Abi. Cihaz üzerinde QRP. Tevfik hocam, görüyorum sizi. Hadi yapıştır. Haydi abi. O beni duymuyor herhalde. Yo yo duyuyor. O duyuyor. Burayı da duyuyor da o yakalamaya Duyuyorum, çalışıyor. duyuyorum da şey, Delta Lima 100 Tango Charlie'yi eksi 15'ten yetiştirmeye çalışıyorum ama bakalım o beni Evet. görecek mi? Tamam. Ya. 1800'lü Adem hocam yakaladım seni ama göreceğim mi bakalım? Vay vay vay. Vallahi bugün bir kere daha böyle yapmıştık. Hem Aref hem buradan. TA2 Bravo Zulu, onu da okuyorum. Portezi geliyor. Tamam, devam edin. Hay hay.
Vallahi hocam FT 8'de low watt falan diyorlar ama life is too short for QRP. Ben biraz kömür attım cihaza. Doğru abi. Yani Ya SSD de öyle diyorlar. işte bunlar hiç hoş olmayan hareketler. Bunlar yani bir başkasının hakkına mütecaviz bir takım tavırlar içerisinde olmanızı ben size hiç yakıştıramadım. Sayın Tevfik Aydın Kazancıoğlu Bey. Murat Bey, siz şiddetle kınayın, hatta başka şeyler yapın. Ben Adem Hoca'yı yakaladığım an bloga bir yazayım, gerisini boş ver. Sen de bizim Can gibi. Abi basacağım diyor, 2 kahva diyor, ortalık ışıldasın diyor. İki kahve ya. Vay 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 vay. Oduna bak. Bunlar konsantre oldun. İsmail Bey nasılsınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar cümleten. İyi akşamlar. Siz yok musunuz dijitalde? İsmail Bey şey nasıl? Sponsorluk fiyatları nasıl? Reklam almışsınız Converse'ten. Evet. Ya nasıl? Ücret tatminkarsa biz de şey yapalım. Şimdi döviz üzerinden çünkü yabancı firmalar biliyorsunuz ödemeleri döviz üzerinden yapıyor. Vallahi bilmiyorum. Daha bir alayım da ondan sonra düşünürüz. Tamam, haberleşelim bu konuda. Tamam, haberleşiriz. İsmail abi gene kamerayı değiştirmişsin abi. Yok, bu sefer bu taraftayım. Öbür PC'de değilim, bu PC'de. Öbür tarafta işlerim var. Onun için bu tarafa taşındık. İyi, böyle daha güzel olmuş abi ama. Ya burada Yeterli zaten vardı. göremiyoruz ya. Bu taraf zaten vardı da bu taraf Yok. normal şeyle işler için kullanıyorum onun için. Şimdi diğer tarafta olunca cihazları miyazları görüyoruz ya Evet, doğru. abi. O da büyük olduğu için yani her köşesinde bir şey var nasıl onun için. O da boş gözükmesin diye her tarafa işte bir tane oraya bir cihaz, bir tane buraya bir cihaz Evet, serpiştiriliyor böyle ki yani o da boş görünmesin. İşte. O da büyük ondan yani yoksa o da büyük yani. abi biz 2 metreye 4 metre bir kümesin içinde olduğumuz için biz daha mütevazi Abi takılmak sen durumunda. baştan yanlış yapmışsın. Ha, 2 metre olsa edersin. hani dükkan senin ben yani büyük olsa ben de koymam mı? Yani gönül ister öyle şeyler de işte yerimiz dar. Sizde FT8 imkanı var mı İsmail Bey? Bugün Tazmanya deneniyor Almanya'dan. Yok, şu anda hiçbir şey yok. O taraftaki monitörlerin hepsini söktüm. Kablolarla işim var çünkü arka tarafta. Onun için FT8 de zaten hiç pek aram yok. İlk başta ilk FT8'in FT4, FT8'in ilk başta çıktığı zaman bir kurdum. Baktım benlik değil. Böyle birkaç denemeler yaptım. Ondan sonra dedim benlik değil. Kendi kendine çalışıyor sonuçta orada. Ben bas konuşmam lazım ya da ne bileyim manipüleyi elime almam lazım falan yani. O yoksa hani şey de güzeldi. PSK 63 ya da RTDY falan filan o ya PSK 125 falan. Okey. Ama FT8, FT4 kendi kendine çalışan bir sistem gibi bir şey oldu yani. Onun için de pek şey görmüyorum. Hani Sami abinin dediği gibi ya tam yan sanayi oldu yani. Samim Bey'i iyi kızdırıyorlar. Takip ediyorum. Geçen gün bayağı bir 15-20 dakika telefonda konuştuk. İnşallah ona da gideceğiz uçmak dereye. Samim abi hiç affetmiyor. O SSB ağırlıklı. Evet. Sadece SSP yapıyor. Evet Evet. doğru. Ve çoğu yarışmada da var. Bugün Hasan Bey buradaydı sonra yok oldu. Hasan Bey? Köyde ya, interneti gitmiştir. Ay buradaydı ve Tevfik ilk o yakalamaya çalışıyordu. Tevfik Hasan Bey'le konuşabildin mi? İki Eko. Ben onu gördüm ama o da beni duymadı. Bu akşam ben duyulmayan vatandaşım. Oo, ilginç. Antende bir şey mi var? Senin anten ne? Windom 8,5 metrede göbek. Hafif inverted V ama biraz hani bacaklar birbirine tam düz 180'de değil. Benim buradaki prefabriğin konumu itibariyle hafif
180'den sapmış vaziyette monte edilmiş Toplam boy durumda. kaçtı senin Tevfik Hoca? Efendim? Toplam boy ne kadardı? Yanlış hatırlamıyorsam 21 metre falan olacak çünkü şey Hocam 40-10 bindom, 80-10 değil. eline biraz şey al. Ya nasıl diyeyim sana işte kablo al. Ben sana bir enteresan ölçü vereceğim. Onunla ayarla. Vallahi üstad şu anda çok uzun ömürlü olacak gibi durmuyor. Hiç Şimdi bak uğraşmaya niyetim yok. 40-10 Bir hafta çalışıyorsun ya önce bak 40-10 çıkacağım. çalışıyorsun ya. Kısa bacağın tam yarısı kadar, uzun bacağın altına bir tane daha paralel hat çek. Tamam. Tamam mı? Bak uzun tarafın altına yani Tamam. kedi bıyığı yapar gibi oraya Tamam. kısa bacağın tam yarısı kadar bir tane daha hat çek. Ara bantlara da böylelikle daha rahat girmiş olursun. Yo, 991'in tuner idare ediyor. 1800 şu anda mesela araban tuner'la çalışıyorum. Cihazın tuner'ıyla gayet güzel gidiyor. Bu arada gittiği yere gidiyor. Mesela şu an November Romeo 2 Charlie geldi. Amerika gayet güzel geliyor. İlginç. Tropo bir iyi bir kötü. Kim geliyor kim gidiyor bir yerlerden. Ama Almanya'yı duyuyor da ben onu anlamadım Adem Bey. Yani iki tane üç tane Almanya söyledi gördüğüm kadarıyla. Valla şu anki şartları söylüyorum. Yani 21 muhteşem güzel. 14 muhteşem güzel. 18 bunlara oranla %60 oranında düşük. Yani 18, 17 metreyi zorlamayın bence. Yani 21 muhteşem çalışıyor şu an. Amerika'yı ben de okuyorum. Akşamları geç saatlere kadar nasıl bir enteresan şeyse 10 metre geç saatlere kadar açık burada. Adem, sen Efendim? zaten Hollanda'daki istasyon gibisin. Her tarafı duyuyorsun her saatte yani. Evet. Vallahi. Siz yüksekte misiniz Adem Bey, Almanya'da? Yok, deniz seviyesinden yaklaşık 50 metre. Aa, çok aşağıda. Şöyle göstereyim. Ama mevkisi iyi onun. Hollanda'ya yakın olduğum için çok yüksek değil yani bu ara. Evet. 20 metre açılımı şu an için. Tevfikçim gördün mü 20 metre açılımını? Vallahi bizim Afrika'dan Bak çıkan kimse yok gibi. 17 şu. Bak 17'deki açılım sadece şu. Şimdi 15 metreye gösteriyorum. Bak 15 metre de muhteşem. Üstelik Afrika açılımı da var. Bak. Abi şimdi iyi güzel ama mesela şu Bak şimdi an mesela Delta Lima 2 Eco Mike Sierra geldi. ya Biraz nadiren oluyor önce ama ben sana genel olarak diyorum şu an hani şartların en randımanlı olarak mesela en fazla açık olduğu şeyler. Mesela şu anda 12 metrenin haline bak. Kimse yok. abi 12 metreyi pek kimse kullanmıyor. İşin Bak 10 acı metre tarafı o. mesela sadece Greyland'dan bir işte Güney Amerika'ya şeyden gitmiş. İspanya'nın kuzeyinden gitmiş. Ama mesela bak 21, 15 metreye baksana. 20 metreye baksana abi. Yani Abi 20 metre dünya standardı neredeyse. Her zaman birileri mutlaka oralarda oluyor. valla Evet. ben biraz şey takılayım bakayım. Aha bak duyuyorum mesela şu an tıkladım. Şey Tango Neva 3 Oscar Charlie Kongo. Geliyor bana mesela şu an. Tabii Morse olarak geliyor yani. Murat abi. Efendim abi. Abi teşekkür ederim. Geçen programı kurmak için seni aradım. İsmini söyledim de programın. Bu load ve senkronizasyonunu yapamadım abi ben bunun ya. Ne gibi? Bu programdan load ve senkronizasyonunu yapamadım abi. Yani Yaparsın abi. Setup'ına giriyorsun. Load V seçeneğini seçiyorsun. Hemen tarif ediyorum sana. Bir dakika abi. General setup. Programı ben de bir bulayım abi.
Masa üstüm biraz karışık. Ekran paylaşabilirsiniz. Böylelikle nasıl yapıldığını kayda almış oluruz. Ama buraları İzleyenler editlemen lazım çünkü password'lar gözükecek. de Yiğitcan'da zaten şu an daha hiç şifre yok. İsterse o paylaşsın. Siz yönlendirin. Şifreyi Tamam. girerken kapasın. Tamam, hay hay, tamam, olur. Tamam abi. Bir dakika. Bir açsın benimkine. Şuraya kaydettiğim log.database'i. Bir hafta boyunca programı 180-200 kişi izliyor. Kayıttan bizi izleyen dostlarımız amatörlükle ilgili özellikle yazılımlarla ilgili sorularınız varsa volkanetfocusturk.com bu adrese yollarsanız muhakkak programda yer veririm. O işi en iyi bileni de bulurum. Burada da kayıt altına alırım. Siz de tıkır tıkır kullanırsınız. Evet, söz sizde. Şuradan open diyorum abi. Doğru muyum? Niye olmadı? Yeni bir tane kendine evet şey oluşturuyorsun, database oluşturuyorsun. Tamam. CW server vesairesini kursun abi. Bu biraz uzun sürüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şeyde Linux'te ben şey yaptım. Wine dediğimiz bir program var. Onda kurup denemiştim. Şeyi yapamadım. Şimdi Linux'un yanına ek olarak şey de kurdum. Bu çizimler vesaire için. Windows'da kurdum da. Şimdi yüklesin abi. Bunu tekrar deneyelim. Tamam. Bu Linux arada Unix. sende şey var değil mi? Buyur abi. TQSL. TQSL var abi. TQSL. Hı, var var. Şey Tamam. Notepad'in şey değil mi? Trusted. Aynen o. Şurada vardı. Ha burada abi. Şimdi bak ona tıkla. Ha, tıkladın zaten. Şimdi orada şey var. Çağrı adı sertifikaları var. Ha, orada bak mesela ne yazmışsın? Kendi çağrı işareti. Tamam, hiç problem yok. Kapat bunu. Bununla işimiz yok. Bunun tabii ki şeylerini biliyorsun değil mi? Yani Lotvi'ye giriş password'ünü ya da ne Tabii bileyim tabii bir tabii. manuel olarak yüklediğimde tamam. Sıkıntı yok. Bu anlaşılan uzun sürecek abi de. Bu bitince açayım ben ekran paylaşımını. Tamam, sen bilirsin. Öyle yapalım abi. Hay hay. Adem Bey siz ne kullanıyorsunuz logda? Genellikle hepsine tabii ki Lotve'yi atıyorum hepsine. QRZ sayfasında bir log kaydını kullanıyorum hepsine. Yani her iki tarafı da. Bak ben sana bu arada ben de kendi şeyimden bir hem güncellemesini yani yüklemesini yapayım hem de şeyi paylaşmış olalım. Hani senin şey açılıncaya kadar. Sen gözükmesin abi. Şimdi geliyor mu? Yani şu an ekranın geliyor abi. Heh, tamam. Şimdi bak şu an TC 100 TC log açılı. Buradan Lotvi'den mesela şu anda şu aşağıda görmüş oldukların Lotvi'ye gönderilmemiş olanlar. Anlatabildim mi? Gönderilenler zaten farklı renk seçeneğiyle çıkıyor. Bak şimdi gönderdiklerim mesela bak bunları göndermişim. Bu kırmızı olarak gördükleri de tabii bu renkleri sen kendin belirliyorsun. Lotvi'ye işte mesela hem göndermişim hem de cevap gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Hangi Anladım. tarihte falan bu işaretleri falan alttan takip edebiliyorsun. Şimdi ben bugüne kadar yani yapmış olduklarımın içerisinde en son göndermediklerimi göndereyim. Lotvi upload diyorsun. Şu tarihten şu tarihe olana kadar. Tamam. Bu kadar. Tamam. Gönderdi. Tamamdır abi. Anlatabildim mi? Şimdi Tamamdır. mesela EQSL'e bu daha evvel yüklemediklerimi upload gönderdim. En son gönderimden bu yana işte 33 kıyası olmuş mesela. Onu da kapattık. Tamam. Şimdi eğer ki Lotfi'nin üzerine kayıt edildiyse ki bunu ben nasıl görebilirim? Şöyle yapayım. En son kaçtı güncellememiz? Neyse şuradan ben tekrar şimdi mesela download ve senkronize diyeceğim.
yüklendiğini varsayıyorum. Download diyorum. Download ve senkronize. Şuna dokunuyorum. Şu anda download etti. Anlatabildim mi? Bak mesela Papa Alfa Golf Lima Hotel yapıştırmış. Onaylamış. Aynen. Anlatabildim mi? Bu kadar. Tamam. Hani tek logun içerisinde farklı farklı çağrı işaretleriyle loglarla açabilirsin. Yani tabii o az önce girdiğim ekrandaki gibi. Mesela ben tabii. Ama ben bir karışıklığa sebebiyet vermemek adına mesela bu TC 100 TC'ye ayrı bir log. Mesela bunu tamamen kapatayım. Şeyini de backup'ını da her kapanışta mutlaka alıyorum. Bu arada Adem abi sen bana request attın da bilgileri yollamadın, haberin olsun. Tamam, bir ara göndereyim. Tamam abi. Şimdi ben kendi Tango Alfa 1 Papa Bravo olarak kullandığım, yani ikinci bir şey dosyası, yani ikinci bir log, yine download ediyor Lotvi kullanıcılarını. Bu benim kullandığım yardımcı bir program. FLRIC bu arada Allah razı olsun 2.00'ı güncellemişler. Benim son aldığım FT710'un direkt yazılımı yoktu. Ben onu FTDX10 üzerinden çalıştırıyordum. Yani o seçenekle çalıştırıyordum. Şimdi kendi şeyi de geldi. Şu anda bütün kontrollerini kusursuz olarak yapabiliyorum. Ya bu da benim kendi logum. Burada da aynı şekilde mesela işte en son gönderdiklerim, konfirme olmuş olanlar, ne bileyim, mesela sondan yukarıya doğru gidiyorum. United Nations, Meksiko, Fiji, Georgia, Bermuda, Jersey, Morocco, mesela Montserrat, Brunei Darussalam, Fiji, Ogasawara falan bunlar. Ama şey olanlar ayrı. Yani konfirme olanlar ayrı. Bunda da aynı sistem. Yani buradan yine tabii bunun setup'ındaki şeyler, password'leri diğerine göre farklı. Anladım. Bunda da bir güncelleme yapıp kapatıp tekrar öbür logumu açayım. Şimdi benimki açıldı abi de. Dur. Şimdi hemen kapatıp ekran paylaşımını sana bırakacağım. Ha, mesela şey de geldi. Bak mesela az evvel yoktu. United Nation High Quarter istasyon. O da mesela konfirme etmiş. Aynen. Tamam, ben buradan çıkıp senin ekranına bakalım. Sen abi buyur. Beni duyabiliyor musunuz? Tabii. Hasan Bey devam. Ya kanıma girdiniz. Hem cihaz için ayrı ses kartı takmak zorunda kaldım. Onlar birbirine karıştı. Onları toparlıyordum. Sizi bayağıdır dinleyemedim yani. Aa, Hasan Bey kaydımız var. İnternetten kaçırdıklarınızı dinlerseniz siz Tevfik Bey'le yaptınız mı QSO'yu? Ben onu gördüm. 18.100'de anca gördüm. İşte 21'de de gördüm ama birbirimize sinyalimiz şey yapmadı. Ona çok paylaş oldu. Ona çok saldırdılar. Beni duymadı. Vallahi üstad bir ara seni gördüm. Geri döndüm. Sen duymadın. Sonra da demek ki ben duymadım. Bir türlü kısmet olmadı. Ya, bu arada şey oldu. Bu ses ayarları bir çorba oldu. Onlar da rahat QSO yapma imkanı el vermedi. Anca toparladım yani. Belki biraz sonra deneyeceğim. Ondan sonra olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok. Abi tabii paylap yer adam. Vahşi bir cazibesi var. Herkes ona saldırıyor tabii. Heh.
Afrika'da yokluğun içinde olunca öyle oluyor hocam. Ya Kapıkule'den bir çıksan dışarı sana da paydap olacaktı. Ben biliyorum biliyorum. Senin niyetini biliyorum da onun için pasaport almıyorum. Kıbrıs'a gel diyoruz işte. Yani Kıbrıs'a pasaportsuz da geliniyor da gelmiyorsun. Bak bir Charlie Kubek geldi, huzur buldu. Diyorsun. Lan dört şişeyle geri döndü en azından. Bak o bak o konuda şimdi çok hassas bir yerden vuruyorsun. Bu bel altı vuruş kabul ediliyor. Bu şikeli bir oyun bu. Yok yani bir Charlie Kubek'in ticari pirliği tartışılamaz. Dolayısıyla uçak biletini bedavaya getirdi arkadaş. Peki. Peki dedi benim. Okey. Yedi tane. Ya benimle mi geliyorsun? Okey. Abi Feri ya. Videosunu atmış bana da. Ha. Bugün QS yaptık. Atarım abi birazdan. Şimdi TA2 Lima Kilo Mike. Kim bu arkadaş? Burada mı? Bak el sallıyorlar hocam. Teşekkür. Tekin abi sağ ol, teşekkür ettim. Oo, bugün herkes HF'te. Valla bir gün o zaman şöyle yapalım. Bu akşam HF'te buluşuyoruz diyelim. Frekansı da belirleyelim. Ortalığı birbirine katalım. Valla ben çok yalnız kalırım gibime geliyor. Adem abi hangi frekans? 17 metredeyim Hasan abi. Aslında Murat Bey şöyle de bir gün yapabiliriz. Bir gece herkes CW bulduğu kadar bir manipleyle becerebildiği kadar bir frekansta. Vallahi çılgın Ya olur. biz onu aslında şöyle başlatmıştık Volkan. 7.000 3.5'ta her pazar günü Türk istasyonlar böyle bir çıkıp selamlaşıyorduk, merhabalaşıyorduk, şey yapıyorduk. Sonradan bu yani bizde alışkanlık haline gelmiş. Hatta ben ondan kalma alışkanlıktır mesela. Genelde 7.003 ya da 7.005 gibi 7.004 genelde hep bant başında çalışıyorum da. Yani olur ya pazar günü gene birisinin aklına gelir ya dur bakayım şu frekansta yani bir Türk istasyon var mı diye gelirse en azından sarkma mı duysun da şey yapsın yani orayı sırf sekü çekerek meşgul etmemek adına. Efendim genelde öyle bir alışkanlığım vardır yani pazar günleri genelde eğer ki 40 metre çalışıyorsam 3 ya da işte 4 ya da 5 gibi. Çünkü 3.5'da toplanıyorduk biz. Öyle bir alışkanlığım var. Ali Karabaş'la da çok görüşürdük. O da müdavimdi. O da uzun zamandır şey yapamadık. Abi işte cep telefonları çıktı. Herkes cep telefonundan bağlıyor. Şimdi ne yapalım artık? Murat abi, Efendim abi? gördün mü? Gördün Gördüm abi. mü? Gördüm abi. Bu çok değerli bir büyüğümüzün maniplesi. Ben bunun hatırına bile başlamam lazım ama yapamadım bir türlü. Abi niyet önemli niyet. Başladın mı gerisi gelir. Yapacağım demek o işin yarısını zaten yapmak demek. Geriye kalıyor %50'si. %50'si bayır yukarı. Sen oyun niyetine gir. Ondan sonra %50 bayır aşağı kendiliğinden gider o. Hiç merak etme. Orijinal Amerikan bu. Müthiş bir şey. Hatırası çok büyük. Ne Şöyle diyelim? yatay olarak tutabilir misin onu? Bant var üzerinde de bantı çekmem lazım. Benim görüntüm internetim Senin yüzünden sıkıntılı. kamera biraz problem yaratıyor Hasan abi, farkında Evet, mısın? gelirken böyle şey gibi geliyor. İnternette bir prostatit şeyi var. Tamam Arkadaşlar gördüm, görün. gördüm, gördüm. Gördüm, gördüm. Çok güzel. Güle güle kullan abi. İşte bu emanet duruyor. Bunun hakkını vermem lazım ama veremedim ya. Olur abi yeter ki dediğim gibi niyetine gir. Her şey olur. Bir ölüme çare yok. Doğru. Tamamen öyle. Bugün Face'te bir amatör dostumuz sanırım vefat etmiş. Kızı da babamın dolabından böyle bir şey çıktı. Bu nedir bilmiyorum diye bir tane Haytera telsiz paylaşmış. Böyle bir hüzünlendim. Allah dedim. Adamcağız almış son model Haytera'yı ama kullanmak nasip olmamış. Onun için siz olun cihazlarınızı kullanın.
Ve baktınız artık yaşlılık geldi başa, hemen satın onları. Ya çünkü... Allah'ını seversen bunu söyleyene bak yani, dini metane eyleyen bari ama, Müslüman olsa. Ama Murat ya Bey şimdi, biz daha genç değiliz. 817 var bende, işte 817 ile işte ancak şu kadar bilmem ne falan. Bir de kalkmışsın bize diyorsun ki cihazlarınızı kullanın. E kullanın. Volkan Bey. Ya, ama Volkan benim Bey. Cihazlarım, ben 7000'i de okullara hep götürüyorum, her yerde kullanıyorum. Buyurun Hasan Bey. Hayır, kullanmadıklarım varsa ben dediğim gibi hatıraya önem veririm. Ya, alırım baş üstüne. Bu da derim ki ya bu da bize işte Volkan'dan. Abi derim, sen sende cihaz yok. Baksana sen sıraya gidiyorsun. 817, 818, 819, 820, 21, 22 adam çıkarsa hepsini alacaksın. Hadi hadi. Oğlum, nasip ya. Biz işte QRP öyle yavaş yavaş. Volkan Bey. Hasan Bey buyurun. Bugün benim e-nabız şifresini mi ele geçirdin? Kim? Yo. Yani cihazları kullan diyorsun ya, benim sağlık raporlarını mı gördün? Hayır, görmedim de Allah uzun ömür versin. Yani ben hiçbirinizi rahat bırakmam zaten, ne burada ne orada da. Yani burada olun daha iyi. Kullanın abi, kullanın. Evet, çok haklısın. Bugün bir sağlık meselesiyle uğraşıyordum. Ben de dedim yani gittiği yere kadar, dibine kadar artık şey yapacağız yani. Acil şifalar diliyorum. Siz olun, keyfini çıkarın. Bir dirhem hayat yaşıyoruz. Bolca keyif alın. Çünkü sizin için hazırlanmış bu güzel hayat. Harika bir pasta. Yemeden gitmeyin. Ben bunu der, şimdi, bunu bilirim. Şurada bir şişkinlik oldu benim. Görüyor evet, musunuz? Görüyoruz. Burada torakoid bezinde bir sıkıntı varmış ve ultrasonda gözüktü. Tamam. Biyopsi operasyonu yapılacak. Bol zencefil. Siz önce bir bol zencefil kaynatıp bir içmeye başlayın. Ne faydası var abi? Sen iç. Bir faydası yoksa da ulan bu menem şeyi niye içirdin de bana. Sen iç. Ben değerlerim o toroidle ilgili değerlerim normalde 50 mi 60 mı ne olması gereken şey 400'e fırladı. Alelacele hastaneye gittik. Adam bundan sonra dedi farklı bir yaşam sizi bekliyor dedi. Kortizon tedavisine geçiyoruz dedi. Siz dedi toroidler bilmem ne, şu bilmem ne bezleri anlatıyor hepsi. Beyefendi dedim, siz iyi misiniz? Ben hayatımda ilaç içmeyen bir adamım. B vitamini, penisilin ve antibiyotik alerjim var. Siz dedim neden bahsediyorsunuz? Peki tamam dedim, hepsini yaparım. Sen yaz bana dedim. Çıktım. Ne bir kortizon, ne bir şey, hiçbir şey kalmadı. Hepsi gitti. Yalnız Volkan, senin bir sözüne gerçekten artık %100 inandım. Nedir abi? Dedin ya, bizim sülalede herkes uzun yaşıyor. Ben Allah'ın izniyle hepinizi gömerim dedin ya. Bu konuda çok haklısın. Çünkü hayat şöyle bir pastadır. Bu pastadan mutlaka tadınmadın. Biliyorsun tabii bizlerde şeker var. O pastadan tadınca... Pamuğu haydi bakalım. Yok, öyle değil, öyle yok, değil. Yok. Sen niyetine girmişsin o, anladım ben onu, anladım. Olur mu? Sıhhatle, keyifle, daha bol kahkahalar atacağız. Bakın 27 kişiyiz. Bizi sevmeyenler çatlasın. Yiğitcan, paylaşayım mı videoyu buradaki herkesle? Yolladın bana. Paylaşabilirsin abi. Ben, hani ne o deyince yolladım sana, paylaşabilirsin. Problem yok. Hayır, ben hep birlikte bu çünkü yeni bir moda, internette çok keyif alıyorum böyle. Adam hem kiyoso yapıyor hem de şey yapıyor. Haydi bakalım. Ha, ben sesli mi paylaşayım? Sesli paylaşayım. Bir dakika durdurayım. Paylaş diyeyim ve sesli paylaş diyeyim. Şimdi verdim. Evet. Haydi bakalım. A Yankee Germany Tango, Yankee Germany Tango, over. A Yankee Golf Tango, okay, Yigitan, Yigitan, hello brother, over. Efik sen de böyle yapsana, bak adam showman olmuş ya. Abi, biz amatör telsizciyiz hocam. Yok öyle deme. Tevfik hocanın da kendine has bir üslubu var. Mesela şimdi normal başlıyor mikrofonla. Sekiyor. Ondan sonra baktı ki frekansta çok rağbet yok. Bu sefer geçiyor şey moduna. Kahtalı mıçe moduna. Sekiyor. Onun da öyle bir tarzı var yani.
O da böyle farklı farklı varyasyonlarda sekü çeker. Ama işte son zamanlarda işte bu voice care'lar çıktı. Tabii yaşlanınca insanın ses telleri falan da şey yapıyor. Şimdi voice care'lerle idare ediyor SSB'de. Efix, Murat Bey her yerde seni izliyor. Farkında mısın? Valla insanın izleyen birisinin olması moralinin yerine getiriyor. Hele böyle Allah'ın Afrikalarında filan, hani başımıza bir iş gelirse, lan bu akşam bu herif niye çıkmadı frekansa derse birisi, mutlu oluyoruz. Valla şimdi şöyle söyleyeyim Volkan, yani arkadaş çoktur. Arkadaş her zaman boldur. Ama dost, tırnak içerisinde söylüyorum, dost kabul edilebilecek kişilerin içerisinde, yani arkadaşların içerisinde gerçekten dost olarak kabul edebileceğin kişiler, hani iki elin parmaklarını geçmez. Bunların içerisinde Tevfik bizim işte baş parmak diyebilirim. Çünkü benim iyi günümde de kötü günümde de her zaman yanımda olmuştur. Ha, en çok kavga ettiğimiz, en çok tartıştığımız, mesela birçok konuda ters düştüğümüz ama o fikir ayrılıklarının arkadaşlık temelinde hiçbir zarara yol açmadığı çok değişik bir şeyimiz var. Telsiz sayesinde biz tanıştık kendisiyle. Yani onun benim hayatımda, tahmin ediyorum benim de onun hayatında bir yerimiz var yani. Maşallah. Allah daim etsin. Onu arkadaşlık listeden çıkart. 5-5 verdiğine göre sen demek ki onun arkadaşı değilsin arkadaş. Nasıl yani, nasıl? Anlamadım. Rapor sana 5-5 veriyor. Sen onu hala arkadaş listende mi tutuyorsun? Ya o şimdi o şöyle. Şimdi hani ayı yavrusunu severken öldürürmüş. Dost acı söyler. Dost acı söyler. Ayı yavrusunu severken öldürürmüş ya da ne bileyim işte tabak sevdiği deriyi böyle vura vura şey yaparmış falan. Bizimkisi o hesap yani. Ya biz birbirimizle öyle çok takılırız yani hakikaten. Tevfik hocam, aklıma gelmişken sorayım. Oradan aldığınız özel çağrı işaretinin bir şey kısıtlaması var mıydı? Yoksa neden havada değilsiniz özel çağrı işaretle? Kısıtlama 3 ay. He. Ocak başı itibariyle başladım. Nisan'a kadar 3 ay. Yenileme yapmam için Darüsselam'a inip tekrar bir bürokrasiyle boğuşmam gerekiyor. Anladım. Bu ara bizim işler de biraz yoğun. 850 kilometre inemeyince kaldı. Hayırlısı olsun. Zaten benim için avartların içerisindeki en prestijli avartı da yapıştırdı. Yani yurt dışından bir Türk amatörü olarak Cumhuriyet kutlamalarına bu katkıyı sağladı. Award'ı da yapıştırdı. Darısı Türkiye'de olup da efendim önce operatör listemizde olup ondan sonra ben şuna küstüm, ben buna kızdım deyip ayrılanların başına diyorum. Mesaj ulaşmıştır herhalde gideceği yere. Beni mi kastettin abi? Yok abi, seni ne kastedeceğim ya? Sen bu arada, yoksun, işlerin var, şeylerin var. Tevfik abi, bu arada şey, yani 5 otel maceramız muhtemelen önümüzdeki günlerde sona erecek herhalde. Belli bir işte işle ilgili gelişmeler var, onları bekliyorum. Kısmet olur da eğer farklı bir çağrı işaretine geçiş olur ise dönüp o çağrı işaretiyle de yıl sonuna kadar bir şeyler yapmaya çalışırım ama en kötü ihtimal görünürdeki olay yaz ortasından itibaren bir Bravo 100 Tango Charlie'yi talep edip Kuzey Kıbrıs'tan bir Bravo olarak yine bir çağrı işareti daha çıkartıp ama ne yazık ki DXC'si alamadan işi halletmeye gideceğiz gibi olsun duruyor. Hocam. Siz yeter ki alın, havaya çıkın. Önemlisi o. Tevfik Bey. Buyur hocam. Bu 5 otelde sizi denetleyen kurum veya bu şey
Nasıl bir sistem var orada? Monitör var. Valla denetleme yapabilecek kapasitede bir kurum pek yok ama hani genel etik kurallar dahilinde çalışma yapıyoruz. Sonuçta adamlar 3 aylık bir özel çağrı işareti verdiler. Ben de ona uygun olarak işte Nisan ayına kadar çalıştım. Ondan sonra kapattım o çağrı işaretini. 5 otel, 8 otel Zulu'yu daha uzun süreli lisans ruhsat aldığımız için özel çağrı işareti değil, kişisel çağrı işareti olarak o yüzden daha uzun süreli. Onda bir sıkıntı yok, çalışıyoruz. Yani orada sıradan bir sistem var. Sadece bürokratik bir şey var. Yani izleme monitörü. Arkadaş sen mesela uzatsaydın. Arkadaş ya dur diyebilecek bir donanım yok değil mi orada? Ya oldukça sistemleri amatör telsizcilik tarafı açısından boşlukta. Yani evet. Bazı şeyleri beraber tartışıp konuşup hallediyorsun ama yani bildiğim kadarıyla bir monitör sistemleri yok. Ama dediğim gibi işin etik boyutu eğer şu tarihten şu tarihe kadar lisansın aktif geçerli diyorlarsa ben o tarihe uyarım. Bunu mesela QRZ.com'da işte ben şu kadar çalıştım bak benim sürem bitti işte yeniden uzatın demek gibi böyle basit kanıtlarla bir yöntemi tazeleyebiliyor musun? Yok, QRZ'den değil. İşte dediğim gibi adamların ofis aşağıda Darüsselam'da. Benim bulunduğum yer yaklaşık 850 kilometre içerisi ve Afrika ne yazık ki bazı kurallar ilginç. Kişisel başvuru falan gerekiyor. Dolayısıyla hani Darüsselam'a gidip evrak teslim etmem lazım yeniden. İşte açık iş durumları birazcık ona engel oldu. Öyle olunca da bu kadarmış deyip bıraktık. Bir de Murat Hoca'nın dediği gibi hani DXCC'yi aldıktan sonra da artık daha fazla zorlamanın anlamı yok. Hani çalışan çalıştı, çalışamayan üzgünüm. Tabii. Yapacak bir şey yok abi. Asmalar bize kadar, gel yavrum bize kadar. Yani aynen öyle hocam. Bu arada Yiğit halledebildin mi Lotfi şeyini? Nasıl? Yok Yiğit'e abi, dedim. Pardon. Lotfi şeyini ayarlayabildin mi? Abi şimdi program şey yaptı da. O yaptıydı. Ben de arayı bölmemek için girmiyordum. Ekran paylaşayım abi. Paylaştım. Evet bu geldi abi şu an. Şimdi orada sen hangi sayfaları açmak istiyorsan, şey yapmak istiyorsan hepsini onların açacaksın. Onları yaparız ya abi en son. Tamam sen şimdi o zaman setup kısmından general setup'a gel. Setup soldan ikinci. Evet. General setup. Bak orada Lotfi ile alakalı bir şey var. Evet. Buraya Lotfi password'ünü yazma istersen. Bu aşağıya da TUNSİK yani TQSL'deki locator dediğin yani orada senin aç orayı oradan tarif edeyim ben sana. Şuna. Aynen o. Ama şöyle istersen sertifikanın olduğu şeye bak. Ne abi? Tamam o aynen öyle. AMQTH dedin ya aynen o. Bu abi. Aynen o. Hayır. Locator olarak onu girdin mi? Girdin. Aşağıya da normal TSQL'in password'ünü gireceksin. Yine girme istersen. Aynen. Edit. Olay bu kadar. Ondan tamam. Sonra okey deyip çıkıyorsun. Tamam tamamdır abi. Ben diğer tarafta yapmaya çalışıyordum da ondan yapamıyormuşum. Evet. Ha yok. Ha, bu Lotwin'in altında işte ne bileyim her adresi var, club logo var, bilmem nesi var. Arzu edersen aşağıya doğru in bak onları mesela QS sonunda anında gönder. Seçeneklerin var gibi. Aynen. Yani QS tamam. Bitti enter dedin şak diye gönderiyor mesela. Gerçi benim çok tercih etmediğim bir yöntem de.
Yani Lotve'ye yeter abi fazlasıyla. Hatta Ha, QR'da oradan buradan çekiyorum. buradan takip edebilirsin ama dediğim gibi yani burada hangi pencereleri açmak istiyorsun, ekranda nasıl bir dizayn yapmak istiyorsun, o kafadaki şeyden artık ondan sonra senin zevkine kalmış. Tamam, tamamdır abi. Teşekkür ederim Murat abi. Ne olacak ya? Ne yaptık ki teşekkür ederiz? Sağ ol abi. Bir yandan ben de 144'te daha doğrusu 2 metre bandında CW göndermeye çalışıyordum da lambiyi falan bağladım. Onun ayarlarını yapmaya çalışıyordum abi. Vallahi Iambik'te ben sana şöyle söyleyeyim. Ben çok yakın severim şey aralıklarını. Kontak aralıklarını. Yayı da yumuşak. Dolayısıyla böyle çakkada 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 böyle çalışmak yerine parmakların ufak ufak temasıyla yani ne kadar az hareket o kadar az yorulursun. Doğru. VPM olarak da mesela süratini artırmak adına da bu geçerli. Hani ne kadar aralıklar yakın, ne kadar pedalın yumuşak, straight-K'de de aynı şey geçerli. O kadar daha hem süratlenebilirsin. Yani şeyin hassas olması lazım. Parmak ucuna dokundun mu gönderiye geçmesi lazım. Yoksa öyle hani eski usul adam tutuyor böyle topuzu takkada takkada. O da bir yöntem tabii. Yani ben manipüleyle kavga etmek istemiyorum. Yani o tak 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 vuruşlarda o zaten genelde gümüş kaplamadır o şeyler. Kontaklar. Yani onlara bir zarar ziyan çabuk bir nasıl diyeyim ekonomik ömrünü uzun tutmak adına böyle ufacık bir temasta iletime geçecek şekilde işte biliyorsun döviz fiyatları şartlar yani bir maniple olmuş dünyanın parası. Ya sadece manipleyi geçtim. Geçen gün bir ben antenlerimi kendim tel antenlerimi yapıyorum. Genelde oto elektriklerinin kullanmış oldukları elektrik kablolarını kullanıyorum. Çünkü onlar motor içerisinde falan böyle işte ısıdan şundan bundan daha mukavim oluyor bunların şeyleri. Dış yalıtkanları. Yani havaya kaldırdığında da senelerce güneşten bilmem neden korozyondan etkilenmeden kullanabiliyorsun. Ya 2 milimliğini aldım 100 metre ayıptır söylemesi. İndirim de yaptı çocuk sağ olsun. 850 lira babacım ya. Yani insanın kendi antenini yapması bile artık bir maliyet haline geldi. Bu sadece tel yani. Aynen. Doğru abi ya. Ya bir yani şöyle söyleyeyim. Hadi tasarruf edelim. 160 metre deltolup yapmayalım da T2 FT gibi yani ale tarzında bir ulan 104 metre 110 metre bize zaten kablo lazım. Abi tasarruf yapman için bile paranın olması lazım. Yani gerçekten amatörlük artık ya tabiri caizse çok pahalı bir oy oldu. Bir de tabii aynen. Ki cihaz başında geçirilen vakit esnasında efendim kahve tüketimi çok oluyor. Kahve fiyatları da malum. Kahvede de dışa bağımlı bir ülke olduğumuz için. Yani bütçeyi bayağı bir emekli bütçesini zorluyor tabii yani. Daha Murat Hoca mesaj alındı. Tanzanya'dan sana kahve getireceğim. Türk kahvesi mi? Ha Türk kahvesi. Burada imal ettiriyoruz. Tamam hadi bakalım. Abi. Tanzanya'nın kahvesi meşhur geliyor sana paket. Lambik fiyatları o kadar Murat abinin dediği gibi o kadar arttı ki. En son artık şirkette şey bastım abi. Printer'da değil mi? Aynen abi. Ha, tabii. En temiz abi. Ünal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ya biraz işlerim vardı. Geç kaldım. Anca yetişebildim ya. Bilmiyorum ne kaçırdım ne ettim ama herkese selamlar diyorum. Murat abiye de kızgınım bu arada. Hayır olsun. Aklımı çeldi geçen. Böyle bir şey aldırdı bana. Vallahi iyi mi ettim ne ettim bilmiyorum ama şöyle açılır kapanır bir şey ama hakikaten mükemmel performansı var yani. Abi bak screen drive mantığıyla çalışan anten ayarlaması kolay bir anten. Sen dedin ya böyle işte araziye çıktığımda bilmem ne ettiğimde falan mesela vertikaller şöyle oluyor böyle oluyor. Yani yok fişi tak üstten çubuğu indir kaldır öyle bir derdin yok. Aynen. Screen drive'den ayarlayıp
Sıkıyorsun, tören bitti. Yani kullanımı çok pratik. Ben bunların iki tanesini araç dipliklerine bat dipolün mastına araç dipliklerinin alt taraflarını iptal edip ikiz olarak arka arkaya koydum. Sadece canlı uçlarını alıyorum. Ortadan bir balon ya da direkt koaksiyle bağlayarak artıyı eksiği. İki tanesini yani rotary dipol gibi çok çok pratik bir şekilde kullanabiliyorsun. Mesela atıyorum 3,5 ile 70 santim arasında çalışan iki tane sklerodrev anteninle 3,5-7 rotary dipolün oluyor. Anlatabildim mi? Yani çok pratik. Yok ağaç bulayım, tel atayım. Ekstra bir şeye gerek kalmadı zaten. Ya ben abi tabii. Tunere de gerek yok. Aynen. Direkt istediğim bandı ayarladım. 10 numara çalıştı yani. Tunere de gerek yok. Yani frekansı değiştirdin. Gerçi bu tabii alttan çok bobinli, çok turlu olan antenlerde rezonans şeyi, bandı dardır. Ama bu senin elinin altında. Mesela geçtiğin 50 kHz yukarı severen değişti. Hemen orada azıcık bir milimetrik oynadığınızda tak gene getiriyorsun severeye. Evet. O yönden de tüner kullanımına da ihtiyaç kalmıyor. Araya tabii tüner gibi ne yapıyorsun? En azından konnektör, ikinci konnektörle tünere giriyorsun. Tünerden bir konnektörle çıkıp antenini affedersin mabadına giriyorsun. Etti sana 4 tane konnektör. Anlatabildim mi? Her araya giren eleman senin bir kaybına yol açıyor. Bunda direkt mabadına bağlı anteni dayan gitsin. O dirsek konnektörlerden mesela. Bir QRP cihazın arkasına dirsek yani L tipi bir tarafı erkek bir tarafı dişi SO239'u bağla. Tak üstüne bunu. Hiç arada kablo da olmayınca direkt cihazdan ne çıktı? Gacırt antene hayırlı işler yani. Bende şu da var aslında. Şöyle göstereyim onu. Evet evet onu biliyorum. Biliyorum onu. Şu da var. Bu hani biliyorum. Benim yaptığım değil de bunun orijinali de var. Yani daha orijinal dedi. O da çok güzel. Olan var ama. Bak, o da çok güzel. Yani ama şu bunda Diamond'ınki daha güzel. Bu da çok güzel ama bunda işte bu bir turner mantığıyla çalıştığı için Diamond'ınkine göre kaybı daha fazla bunun. Şimdi ben sahada hep QRP çalıştığım için isterim ki o az olan gücümün tamamını antenin gövdesinden havaya yayabilmek. Onun için hani en son bulabildiğim en pratik çözüm olarak bunu buldum. Yani hakikaten yani kızdım demeyeyim sana fiyattan dolayı kızdım ama bayağı ya pahalı. Şimdi fiyatlandırmayı ben yapmıyorum. Ama, bak şimdi mesela Volkan Bey de diyor ki işte mesela yani. Biz diyor şunu imal edeceğiz, bunu imal edeceğiz falan. Şu anda diyor mesela maliyetlerin işte katkı paylarına göre diyor bir şeyi ben diyor işin organizatörüyüm. Şimdi bizim burada tarlalarda falan böyle çalışanlar var. Bunların başında mesela bir kahyalar olur. Biz ona dragoman başı deriz. Şimdi böyle bir projede Volkan Bey dragoman başı gibi davranıp esasında hiçbir iş yapmadan sadece onların başında böyle höt zöt bilmem ne falan deyip en büyük parayı alan da odur. Volkan Bey herhalde organizatör derken onu hani kastetti. Bilmiyorum bu arada da bir inceden bir taş atayım. Yani olabilir. Ya gözüküyor. Benimle zaten uğraşana bir de böyle diyorsun. Bir halt kazandığımız falan yok. Herkes biliyor. Biz hiçbir şey üstüne koymadaymış. Benim latife yaptığımı herkes tahmin ediyordu tabii canım. Abi yahu al sana latife. Hadi şimdi neyse kayıttayız ama. Ne abi? Neyse hadi tamam ben kayıt dışındayken söylerim. Tamam canım nasıl istersin. Bilal Bey onun model veya şey nedir tekrar ben tam anlayamıyorum. O bir mobil anten mi Ünal Bey bu arada? Bir dostumuz Bravo Juliet. Şöyle göstereyim ve hemen 12. Bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Bunun 160 bobinini de aldın mı Ünal? Yayının başında yok almadım abi ya kullanmadığım için. Şimdi ticarete çıkıyoruz yani. Şimdi bu RHM-12 ile 10 birebir aynı aslında. Çünkü RHM-10'u evet. Artık üretmiyorlar. Fakat bunun altına bir tane de bobin ilave etmişler. 160 metre bobinini. Doğru.
80 ve 160 bobinini ilave etmişler. Bu şu anda 7'den başlıyor değil mi? 3.5'dan başlıyor. Ha çok güzel. 3.5'dan başlıyorsa artı 1. RHM'ye göre artı 1. Komet de öyle. Komet de öyle. Hani şu bana gönderecek olup da benim hala kargoda beklediğim anten değil mi o Komet? Yahu aldım daha bir kere kullandım. Hemen yollayayım abi, testlerini yap sonra geri yolla sen bana, olur? Ama şeye göre çok kalın ya. Mesela şu Aykom 705'in bin kempi var bir tane. Bunu aldım. Evet evet. Ama ona çok ağır geliyor ya. Bu anten daha güzel sanki. Aykom 705'e yani o Diamond'ın anteni ağır basıyor yani. Bu daha güzel sanki. Daha hafif. Alüminyum mu frame'i? Siyah olan alüminyum mu? Evet evet. Çok yok. Kromdan yapmışlar ama böyle iletken değişik bir şey. Alüminyum mudur, krom mudur onu da anlamış değilim ama. Şey Tekirdağ'dan mı aldın? Çin'den aldım ya. Çin'den mi aldın 12 ya? Çin'den çok aldım. Demiş. 10 numara bir şey hatta var ya çok hoşuma gitti. Böyle AliExpress mi? Nasıl? AliExpress mi? AliExpress'in şöyle Aykom 705'in arkasına böyle bir bağlantı yeri var. Takıyorsun böyle sanki masada duruyormuş gibi oluyor yani bu şekilde. Çok güzel yapmışlar. Süper yapmışlar. Hani bir de onun bir şey var. Bunun Aykom'un kasası var. Onu da sipariş verdim de o daha gelmedi. Onu bekliyorum. O da bir gelsin bakalım. Herhalde uyum sağlayacak birbirine hepsi. Ünal Hoca. Efendim. Bunun adı bu antenin stiline ne diyor? Screwdriver mi? Screwdriver mantığıyla çalışıyor. Yani screwdriver bu antenlerin genel yapısı için kullanılan bir terim. Yok. Yukarı aşağı kendisi mi çalışıyor? Sen kendin mi? Manuel. Manuel. Her şey manuel. Bu arada ben de bir şey paylaştım. Bakın. Aynı o antenden bant değiştirmenize gerekmiyor. Bu da 6 metreden 40 metreye çalışan bir anten. Adem Bey gözükmüyor. Ekran mı paylaştınız? Yok. Çete attı. Chatten attım. Ha chatten. Özür dilerim. Hemen açalım. Abi sen paylaş onu. Hemen paylaşıyorum. Zoom. Efendim şöyle bir. Ha bunu geçen gün gördüm. Bu da yeni düştü ama ben daha evvel hiç görmemiştim bunu. Nedir bu? Bu anten birkaç seneden beri var. İspanya'da yapılmış bu. Bazooka Pro. İlk başta hem radyoya gelmişti birkaç sene önce. Ve dediğim gibi hiç ayar yapmaya gerekmiyor. 6 metreden tut 40 metreye kadar çalışıyor. Boyu kaç bunun? 1.30 olması lazım. 1 metre 30 santim. Evet. Enteresan. Çok o bobin gibi yerin içinde var. Ya. Efendim? Bu Camelo'nun tactical bir anteni var. Ona çok benzettim. İlginç bir anten. Evet. Geçen hafta programda sizlerden biri QRP Barbaros Bey ADX Uno'nun yeni versiyonunu çıkarmış demiştiniz. Ben de ona istinaden kendisini davet ettim. 5 dakikaya Amerika'dan Barbaros Bey'de bağlanacak, bilginiz olsun. Bizi izlemeye devam edin. Böylelikle kaç kıta olmuş oluyor? Valla Amerika var, Tazmanya var, Almanya var, başka? Tazmanya deme şuna, Tanzanya. Tazmanya, canavar işte. Efendim, bir de Sinop var abi. Yok. Hayrola, Sinop'tan kim o ya? Ben de Avrupa'dan katılıyorum biliyorsun. Biz birinci bölge. 3-5. Hemen linki atalım. 6 November mi burada yoksa? Kopyala. Bir dakika, Barbaros Bey linki hemen rica ettiler. Evet. Vallahi herkes marka QRP çıkarıyor ama ben yani yavaş yavaş böyle o yok bu yok diyen Murat Bey 817, 818, 819, 820. Vallahi bravo. Zenginlik böyle olsa gerek. Volkan Bey. Buyurun. Yani. Başka bir konuya geçeceğim.
Abi geç ama Barbaros Bey geliyor. Tamam. Onuysa kendisine ayıp olur. Söyle abi. Türkiye'deki vilayet sayısını 100'e çıkaracaklar. 100'ü de geçecek herhalde. Bizim Karadeniz'e de il olacak. Bütün plakaları değiştirecekler misin? Valla lokal saatlerle oynadılar. Onlar da öyledir. Vardır bir bildikleri. Orada 39 plaka yazdı ya. Hemen o aklıma geldi. Ya 39 40'larla la biz 22. Selamun aleyküm. Biz de 81. Mahmut Bey hoş geldiniz. Vallahi her yer güzel ama yurt dışında olan özellikle Türk amatörlerini burada ağırlamak keyif veriyor. Birazdan dediğim gibi Barbaros Bey de gelsin. Bu ADX Uno'nun yeni versiyonunu merak ediyoruz. Anladığım kadarıyla USB konnektörle hepsi içine girmiş durumda. Bir onlara burada bir arkadaş vardı biraz önce, Yılmaz diye gördüm ben. Almanya'dan diye söylemiştim. Kim idi bu arkadaş? Kerem Yılmaz Beyler. Valla dışarıda bahçede kendisi, hem iş yapıyor hem bizi izliyor sanırım. Kerem Bey bizi duyabiliyor musunuz? Uzak dinlemede sanırım. Çağrı işareti yok değil mi? Kerem Bey'in mi? Yok. Evet. Yok. Ses açmayı isteyeyim bakayım. O da orada. Bahçe kazıyor galiba. Valla ne güzel. Adem Bey daha güneş batmadı mı sizin oralarda? Ben şimdi Bodrum katta olduğum için anca batmak üzere, evet. Yok, batmadı. Benim dışarı kamera açık. Çatıyı görüyorum, daha aydınlık. Vallahi burada 11'e geliyor saat. Ne güzel. Bu kadar fark ediyorum. Volkan Bey. Buyurun. Hocam biz de burada Düzce'de sağ olsun abiler bizi de dahil ettiler. Biz de burada çevirime katılıyoruz. Ne çevirimi var şu an? Ha, Düzce'deki çevirim. Evet, evet. Uydu çevrimi değil, değil mi? Yok, değil. Bildiğim kadarıyla onlar VHF üzerinden mi? Mahmut Bey, hangi frekansta çevrim? 145-750. Evet. Ruleler üzerinden çevrim yapıyoruz. Oraya evet. Kadar uzamıyoruz biz. Biraz uzak kalıyor. VHF'te. Evet. Bu arada Volkan Bey, bizim Trakya'daki benim en çok iştirak ettiğim çevrim şey çevrimi. Oğlak. Oğlak. Vallahi. Vallahi bir sürprizim olacak ama şu an o raddeye daha gelemedim. İnşallah önümüzdeki abi, kışa. He, şu mesele değil mi? O mesele. Bugün neyse sonunda taş bulduk. Yani bu ülkede taş bulamadık. Hoş geldin Barbaros abi. Barbaros Bey merhaba, nasılsınız? Mikrofonunuz kapalı. Mikrofonunuz kapalı. Good evening, how are you? Good. Yine kapandı. Bir açıldı bir kapandı. Barbaros Bey yine kapandı. Hiç duyamadık. Hoş geldiniz. Oldu mu şimdi? Oldu. Valla ilk defa... Sağ olun, iyiyim ya. İlk defa mobil olmadan katıldınız. Yok, evet ya, eve gelmiştim de tam şimdi de bir yere çıkmak zorundayım aslında. Ulan dedim, en azından bir 5 dakika konuşalım. Estağfurullah, hoş geldiniz. Hiç bir uzatmayayım. Bir dakika, kim söyledi ya yeni bir cihazla uğraşıyor diye? Bora kim söylemişti geçen gün? Birisi... Vallahi... Biri baklayı çıkarmış. Benim haberim yok. Valla geçen gün şu söylendi. Tabii ben moderatör olduğum için direkt benim kayıtlarımda şu var. ADX Uno'nun da yeni bir versiyonu geliyor. Hepsi içerisinde bant modülleri üzerinde hepsinin. Oradan switch edilebiliyor. Ve tek bir kabloyla bilgisayara bağlı. Başka yeni özellikleri var mı? Evet.
Şimdi şöyle, ADX'ten bir kere emekli oldum. Epey oldu. Ondan sonra şöyle bir şey düşünüyordum. Ya bilmiyorum, biliyor musunuz? Benim yaptığım bir cihaz vardı. Micro SDX SOTA diye geçiyor. İşte 4 band ve 8 band olabiliyor. İşte evet, üzerinde SMD, LPF filtresi falan var. Geçen odayı toplarken bir tanesini gördüm işte o LPF filtrelerden. Bu geçen gün dediğim tabii bir 2-3 ay kadar oldu. Göstereyim şöyle. LPF filtre bu. Bir bunun dakika abi, ekrandan işte, çıkartma. Tamam. Tamam. Tamam mı? Şöyle yapalım. Biraz daha yaklaştırayım. Şimdi bunun üstünde 4 band işte röle ile seçim falan bir sürü hikaye vardı o LPF filtrelerden. Şimdi buna bakarken ya dedim, buna bir tane ADX yapmak bayağı iyi olur ama adını da başka bir şey koyalım bu ADX'in. Ama öyle bir şey olsun ki işte QDX gibi üzerinde işte ses kartı olsun. İşte 6 mega olsun. İşte seri port converter olsun. Olsun da olsun. Tabii bu arada ADX'in alıcısı da çok iyi bir alıcı değildi. Biliyorsunuz o yan sarkmalardan falan etkilenebiliyor. Ne yapayım dedim. Bunun üzerine bir tane micro STX gibi bir alıcı koyalım. Yani işte 3253 olsun üzerinde. Girişinde bir preamp olsun. Ya bir bundan yaklaşık 2 sene evvel falan da bir Türk amatör bana bir preamp şeması yolladı. İki tane transistörden oluşuyor. BF-990. Bir türlü call sign'ı hatırlayamıyorum ya. Çıldıracağım. Ve ben bunu denedim. O zaman işte micro STX'e uygulamak için. Fakat nedense işte hani bu tarihin sayfaları arasında karıştı denir ya, öyle oldu. Unuttuk gitti. Onu denedim. Onu da birleştirince şeyle. Biraz değiştirdim tabii bu Taylor detektörünü. Bu arada tabii Taylor dedektöründe Hilbert transform falan yapmak lazım. Ne gereği var dedim ya, direkt I çıkışından direct conversion olarak kullanayım. Ve neticede şöyle bir board çıktı ortaya. Bu ay, board bütün her şeyi ihtiva ediyor. Bunun üzerine o hemen takayım, onu da göstereyim. Bir dakika. Bir şey yapabilirsek. Bütün bu gelişmeleri yani mikro şeye QD'yi nereden duymuş peki? Nasıl? Bütün bu gelişmeleri Ali diyor ki ben kim söylemiştim nasıl sana diyor. İki alfa, foxtrot alfa, bütün bunları nereden şöyle, şöyle bir şey oluyor işte sandviç şeklinde. Muhteşem. 4 band cat kontrolü, tamamen cat kontrollü bir cihaz olacak bu ve kutulanacak. Kutulandığı zaman da bilmiyorum, biliyor musunuz o MicroSTX, TriBander falan gibi şeyler vardı. Bir dakika ya, evdeyim. Şuradan bir tane çekeyim size. Göstereyim onu da. Kutulandığında şöyle bir şey olacak işte. Şöyle bir kutuya girecek. Harika. Falan falan. Şimdi onunla uğraşıyordum işte. Alıcı testlerini bitirdim. Alıcı çok çok iyi çıktı. En büyük problemim alıcıydı. Alıcı çalışmazsa zaten çöpe gidecekti. Alıcı çalıştı. Alıcı preamp'i inanılmaz çalışıyor ya. O arkadaşın kod sayını mutlaka bulmam lazım. Hatırlayamadım bir türlü ya. Neyse, bulacağız. Şimdi vericiyi deneme aşamasındayım falan işte. Böyle bir şeyle uğraşıyoruz. Bakalım ne olacak. Yani tamamen bu 4 bant da idealim 8 bant yapabilmek bunu. 8 bant yaparsam o zaman her şeyi kapsayacak yani. Neler olacak? Modlar bayağı ne? Ciddi bir cihaz olacak. Modlar ne olacak? Modlar gene mod, istediğiniz mod olabiliyor. Cat olduğu için. Cat'te frekansı Bey seçiyorsunuz. İstediğiniz mod olabiliyor. Barbaros Bey. Aha. 8 bant olunca ellerinden öperiz. Dinliyorum Hasan Bey. Dinliyorum. 8 bant olursa ellerinden tabii öperiz. Tabii tabii. Zaten amacım 8 bant yapabilmek. Yani işte bantları da şöyle düşünmüştüm işte 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10. Daha ne, her şeyi daha kapsamış ne oluyoruz değil mi o zaman? Tabii tabii, daha ne kaldı yani? Yine 5 watt mı Barbaros Bey? Tabii tabii 5 watt gene. Gene şey yani QRP aynen. Fiyat ve cat kontrollü olduğu için hiçbir nasıl? Fiyat skalası nasıl bir şey olur sizce? Tahmini. Vallahi hiç bilmiyorum ya. Yani şey yapmam lazım. Yani fiyat skalası herhalde
ne bileyim 60-70 dolar falan gibi bir şey olur. Daha fazla olacağını Daha zannetmiyorum. ne abi yani? Barbaros abi, benim bütün istasyonu senin cihazlar zaten süslüyor. Bir tane daha ekleyeceğim sayende. Teşekkür ederim. Evet yani şimdi işte aslında derdim şu, bunu yayınlayıp bir arkadaşın, daha doğrusu bir Çinli arkadaş var, bilmiyorum siz haberiniz var mı, Adam Wrong diye, CR Kids. Duydum galiba. Adam'la bu şeyi konuşurken, ha ya dedim abi, bunu şöyle oltaya takabileceğim bir Çin yok mu ya, bu nasıl da üretse. MicroSDX kopyaları gibi. Sürse piyasaya, millet de oradan alsa. O dedi kolay ya, sen bitir, detayları yolla. Benim bir sürü arkadaşım var üretici. Birine ürettir diye, bakalım işte göreceğiz. Ama abi Ne 8 olacak? bant yaparsan Tabii bütün daha yolumuz... piyasadakilerin pabucunu dama atarsın. Yani sadece dijital bu. Yani dijitale ne kadar meraklısı var onu pek bilmiyorum işte ya. Yani dijital Herkes deyince bazı burada bilmiyorum ya, amatörlerin yarısı burun kıvırıyor. Çoğu CW'cu falan. abi hepsinin yeri ayrı ya. Çok kötü geldi. Doğru aslında, dediğiniz doğru yani. Hakikaten Çok kötü geldi taş. Murat Bey CW'cu lafını alındı Barbaros Yok yok, alınmadı. Niye alınayım canım? Modları Yok ya sadece dijital. yani. Modlar sadece dijital. PT8 mi? RTT falan diğerlerini adapte etmeyi düşünüyor musun? Mod diye bir şey yok artık. Dolayısıyla cat olduğu için frekansı seçiyorsunuz. Yani tonal modların hemen hemen hepsinde çalışıyor. GT 65 bilmem ne şu bu. Yani WSGTX'deki ne mod varsa hepsinde çalışabilecek. Artık switch'le seçme diye bir şey yok bunda. Her şey cat üzerinden. Yani direkt ve yani şunu düşündüm mesela, güzel tarafı o olacak. Bilgisayar audio kablosu falan takmıyorsunuz. Bir tane USB kabloyla bağlıyorsunuz. Aynen ADX gibi. Öbürünü de antene takıyorsunuz. Bir de power bağlıyorsunuz. Barbaros Bey. Mahmut Bey buyurun Dinliyorum. devam. Hocam birisi elektriği buldu, siz de cihazları buldunuz. Sağ olun. Ya Yok ya, benim bulduğum bir şey yok aslında. Ben Hans'ı yakalamaya çalışıyorum. Hans ne diyor bu konulara? Vallahi bilmiyorum. Herhalde iyi düşünmez. Şimdi biz siparişleri ne İnşallah. zaman almaya Hans'ı başladık? seviyor, severim çünkü arkada abi. Daha erken ya. Bir de Erken. testleri bitirelim filan falan. Olduğu Daha zaman birkaç revizyon gider bu. güzel. Bu çok daha yeni yani. Bu ben ne zaman başladım buna ya? İşte Ocak'ta Türkiye'deydim. Mart Nisan gibi başladım. Fakat yani bir başladım, işler girdi araya, bıraktım bilmem ne, işte delikli pertinaks kısmıyla uğraştık. Delikli pertinaks masanın üstünde kocaman bir şey oldu. İşte orada bir sürü problemle uğraştık delikli pertinaksla. Biliyorsunuz hep delikli pertinaksla başlar ya bu şeyler. Delikli pertinaks da değil aslında. Ne diyorlar ya? Breadboard. Yani. Yani bir Vallahi. tarafta mesela ADX Uno vardı. İşte ADX Uno'ya kablolarla LPF bağlıydı. İşte LPF'e öbür tarafında bir tane Arduino Nano var filan. Keşke resmini çekseydim o breadboard'un. Ker kütük çalıştı. Vallahi elinize sağlık. İlginçtir ki Ali de sizi bir yerlerden takip edip bulmuş. Geçen haftalarda söyledi. Böyle böyle yeni bir şey çıkıyor dedi. Evet. Hemen davet edeyim, hemen yayınlayalım. Sonra Ya aslında biraz şey, ben tahmin edebiliyorum nereden olduğunu. Benim çok sevdiğim beta tester arkadaşım var. Bütün ADX'leri test ediyor. Burçak. Burçak da geçen gün konuşurken, yani bundan bir iki hafta evvel filan, neyle bir resmini atmıştım, fotoğrafını. Oradan ondan sonra bu ne ya dedi, biraz anlattım filan. Tabii işte görüyorsunuz, dedikodu hemen yayınlıyor. İlk kişinin bildiği sır değildir hocam. Aynen öyle. İnternette bir şey düştü mü, onun sır olması mümkün değil. Kesinlikle. Aynen. Neyse işte böyle bir şey, uğraşıyoruz ya. Teşekkür ederiz. Bakalım ne olacak.
Sonucu göreceğiz. Anlattığınız için teşekkür ederiz. Geçen hafta çünkü çok böyle bir ara geldi. Aha dedim hemen davet edelim bir anlatsın Barbaros Bey diye. İyi oldu bu da. Direkt kayda da aldık. Ya bu ara iş güç çok yoğun. Ha bir de ben seyahat ediyordum işte. İlk defa torun sahibi oldum da bir torunu görmeye gittik. Finlandiya'da yaşıyorum. Finlandiya. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Allah sağ bağışlasın. Sağ olun. Tamam. Dede, dede. Dede olduk evet. Aynen öyle. İşte ne diyorlar ona? Sertifikalı ihtiyar. Benim oğlanın tabiriyle sertifikalı moruk. Hayır. Barbaros dede olmuşsun. İnsanların üç türlü hayatı var. Bir tanesi insan gibi yaşadığı hayat. Bu bekarken gerçekleşiyor. Evlendikten sonra insanların insan aynen hayatı eşek hayatına terfi ediyor. Eşeği biliyorsunuz ne kadar yük koyarsanız o kadar taşır. Hep eve bir şeyler taşıyor. Çocuklara bir şeyler taşıyor. Bu torun sahibi olana kadar bu eşeklik hayatı devam ediyor. Torun sahibi olduktan evet sonra insanın maymun hayatı başlıyor. Bu primat cinsine dönüyoruz. Çünkü torun kafanıza çıkıyor. Affedersin ağzınıza parmağını sokuyor, burnunu kulağını. Oh ya hiç. Hiç siz sorun ona, ya hakikaten yani. Sadece işte maymunluk şebeklik yaparak şey. Yani insan hayatı böyle üç türlü. Yani yeni hayatınızda muvaffakiyetleriniz bizimki daha küçük. Biz diyorum onu yaşayamadık daha. Barbaros bizimki, bizimki daha 7 haftalık ya. Ama çok farklı olduğunu söylüyorlar. Ben de yaşamadım daha torun şeyi. Oğlanı hakikaten çok farklı ya. Hakikaten diyor yani. Bakalım. Öyle ben oğlum doğduğunda da heyecanlandım tabii de yani bu bambaşka bir heyecan ya. Yani çocuğunuzun çocuğunu almak kucağınıza bambaşka bir şey. Evet. Şimdi bizim burada Ecubba diyorlar. Dedeye Ecubba derler. Yani sizin şimdi bu şey olmuş oluyor değil mi? Harmonik oluyor. Ya bu en son gelen işte harmonik olur. Evet, bu ikinci harmonik. İkinci evet, harmonik evet, evet doğru. Murat abi boşanmışlara hangi harmoniyi uyguluyorsun? Ya, Barbaros dede. Üçüncü harmonik galiba. Biz birinci harmonik oluyoruz değil mi? Biz ana taşıyıcıyız. Ondan sonra çocuk birinci harmonik oluyor. Torun ikinci harmonik oluyor. Barbaros dede, evet. Allah torununuzun da mürüvvetini görmeyi nasip etsin inşallah. Alo. İyi inşallah ya, sağ olun sağ olun. Vallahi o olabilir mi onu pek bilmiyorum da. Olsun inşallah. İşte o zaman ona ithaf edeceksin mecburen bu cihazı. Ha cihazın ismi ne olacak Barbaros Bey? Vallahi bu cihaza ne... Ha işte onu diyecektim. Ben bunun ismine ilk başta bir amatör arkadaş var burada. O WDX dedi. Nedir lan WDX dedim. WB2CBA'nın dijital transceiver'ı dedi. Ulan dedim bu çok fazla yani kendini övmek gibi olur. Ben bu ismi koyamam ya buna. Ondan sonra sen şimdi prototipe bunu koy dedi. Daha sonra bir isim buluruz dedi. Peki dedik. Şimdi böyle bir isim koyduk prototipe. WDX diye. Şöyle bir şey var. Sıralı gelen rakam ve harfler çok talep görüyor. Mesela 817'si olan gidiyor 818'i de alıyor. Bence ADX'den sonra BDX koyun siz ona. Direkt BDX mi yapalım? Tamam. Bakın, alacak olan. Barbaros DX oluyor işte ne güzel. BDX o da olur. Tamam. Mehmet Bey bir tanesi benden size. BDX geliyor abi. İsim babası sizsiniz. Ay Allah. Murat Bey yeni 818 almışlar. Ay Allah ya. Ya. De. 818'de 817 ikisini de kullanmadım. Aradaki fark nedir? Yani ne farkı var 817 ile 818'in? Hocam hemen cevaplayayım. Bir tanesinde TCXO opsiyonel. 818'de on board.
Güzel. 818'de 17'den farklı olarak bizim altın anahtar dediğimiz vuruşla watt 1 watt attırılmış, çıkış 6 watt. Yani o dizaynda bir değişiklik yok. Aha. FM katında bir takım geliştirmeler var ve bataryasının sırası, kapasitesi biraz daha arttırılmış. Şimdi neden 818? Elimde bir 897 vardı. Daha doğrusu iki tane vardı. İkisini de elden yani kıramayacağım insanlar talep edince elden çıkardım. Fakat ben morsçu olarak o Collins'in kristal mekanik filtrelerinin tınısına, darbantlısına alışık olduğum için tabii kullanan arkadaş da ya bana yaramaz deyince içinden bir dakika. Kilitleri söktüm. Bey, Collins R390 URR mi? Bahsettiğimiz Collins. Evet. Ah, şeyin içerisine attım. CN olanı, yani CW'nun narrow bantlı olanı, bu 800 serileri için 57'ye tamam. 90. Ben çünkü ya onu şundan soruyorum. 80'li yıllarda bir R390 URR birisi hediye etmişti. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Amatör arkadaş TA2 ne? Nursun Akıncı. Tanıyan var mı evet, bilmiyorum. Evet, hatırlıyorum. Ona bir tane hediye etti de ya o ne namert bir alet ya, mekanik filtrelerini ayarlamak falan, ulan gecelerim gitti ya o aleti ayarlamaya çalışırken, kullanım kitapçığı işte servis manuel'ıyla falan, müthiş i̇şte bir şeydi. Elimde böyle bir tane, daha doğrusu bende bunlardan 3 tane vardı. Bir tanesini bizim Bora'ya verdim, o da bir 818 almıştı. Yani QRP sahada kullanırım falan diye bir 818 almıştı. Hadi dedim bir tanesini sana vereyim. Bir tanesi zaten aktif olarak kullandığım 817'de. Bunu 57'den sökünce elimde kaldı bir tane filtre. Hani çingene yolda bir tane nal bulur. Oh der, tamam. İşimiz 3 tane nal, bir tane de ata kaldı. Bizimki de o hesap. Elimizde şey kalınca, kristal filtre kalınca gittik ona bir tane 818 aldık yani. Evet. O dediğiniz at ve nal hikayesi aslında bu benim şimdi yaptığım cihazla aynı oluyor. Ben de elimde bir tane LPF vardı, onu nal diyelim. Ondan sonra şimdi ona at yapıyorum bir tane. Ya işte yani böyle oluyor yani, bazen böyle enteresan bir parça kenarda böyle atıl durunca insan bir şey üretiyor. Ya bir de dediğim gibi yani artık bu cihazlar yani evet. Collins'in o mekanik filtreleri artık üretilmiyor. Ama onun işte o yok evet 300'lük o dar şeydeki tınısı kulakta bıraktığı haz. Mesela ben bu en son aldığım 710'da ilk önce onu denedim. 300 Hz dijital olarak düşürdüm DSP'den. Bakalım dedim aynı hazzı bana verecek mi? Yani çünkü bir tanesinde akustik müzik dinliyorsunuz. Diğerinde işte nasıl diyeyim, bir tanesinde akustik davul dinliyorsunuz diyelim, diğerinde ritim box dinliyormuşsunuz gibi oluyor. Ama dijitalde de o hazzı... Şey, çok güzel bir cihaz yalnız ya. Yakaladım yani. 710'da Collins, o... Collins çok çok iyi bir cihaz ya. Yani evet. Ben hayran olmuştum alete. Nereleri dinliyordum ya, BBC bilmem ne. Bir de biliyorsunuz o full her yeri dinleyebiliyorsun işte. Kısa dalgada müthiş bir aletti ya. Vallahi işte yani boşu boşuna bir şey çıkmıyor yani, bir mesela bu 817 benim 2006'da ilk aldım 817'yi. Ondan evet. Sonra ben bunun fanatiği oldum. Bu benim şey cihazım oldu. Referans cihazım gibi diyebilirim. Yani internet evet. Üzerinde işte bu alıştaki hassasiyeti tartışılmaz Electraft'ın mesela karşılaştırmalı videolarını falan çok izledim. Bir de sahada çalıştığım için benim için önemli olan bataryayı cihaz ne kadar uzun sürede kullanacak. Evet, o önemli ya. O önemli. Anlatabildim mi? Yani cihazı tercih ederken yani bir başkasının işte mesela şekil, şemal, işte yakışıklılık ya da ne bileyim ikinci elde satarken daha iyi para eder falan gibi düşünceler evet. Bende yok. Hani cihaz seçerken ben sadece kullanımıma yönelik olarak seçiyor. Dediğim gibi benim için sahada mesela 5 watt muhteşem bir watt. Barbaros ya tabii bir
yapacağınız şeye bağlı. Siz mesela CW çalışıyorsunuz herhalde sanıyorum. CW'de evet, 5 watt çok iyi bir güç. Ya hocam şimdi şöyle söyleyeyim. Yani ilk o 2006'da almış olduğum, yani benim profesyonel olarak üretilmiş, ticari olarak üretilmiş bir ilk cihazımdı benim. 817. Arkasında en adisinden RG58 bulamadık. Bu televizyon anten kablolarından 75 ohmluk 35 metre. Çatıda da 6'ya 1 balon, 6,5 metre tel. 6'ya 1 balonun da geri dönüşünde 600 ohmluk bir tane yük var. Bu tarif ettiğim anten Diamond'ın BB6 ya da bunun vertikal versiyonu BB7. Anlatabildim mi? Hı hı. Bu setup'la yani bu kötü setup'la 35 metrelik 75 ohmluk kablo ve aşağıda maksimum çıkışı 5 watt olan cihazla ben DXCC aldım. Çok iyi ya. Anlatabiliyor musun? Onun için yani benim kendi internet sayfamda da şeyde de vardır. QRZ sayfamda da vardır. CW QRO için dünya yeterince büyük değil diye yazmışımdır ben. Evet. Beyi söyleyeyim ya. Pardon, devam edin, siz ya lafınızı kesmeyin. Bu dijital için, hani bu benim CW için söyledim. Dijital için daha da fazlası. Çünkü tabii. Dijital bunun bir tık daha önünde. Anlatabildim mi? Yani CW'nun... onu söyleyeceğim. Bizim RRL kontesti vardı geçen hafta sonu. Dijital kontesti. Özel dijital için yaptılar. Enternasyonel ilk, sanırım ilk kontest mi? İkincisi mi? Neyse. İkinci. İkinciydi değil mi? Evet. Burada bir arkadaş vardı, Amerikalı bir arkadaşım. Ona bir tane ben bu ADX Pocket diye bir alet, bilmiyorum gördünüz mü GitHub sayfasında, işte bu Uno'nun alt tarafında işte içinde sound kart olan, işte bilmem ne, bir tek USB ile bağlanan. Yani size gösterdiğim kartın ikiye katlanmışı diyelim, öyle bir kart. Onu verdim de ben bununla gireceğim ya dedi kontestte. Ulan dedim, hiç yapamazsın onunla. Ve girmiş ve çok çok iyi sonuç almış ya, inanılmaz bir şey. Yani ben inanamadım ya dedi. Çok ya iyi şimdi... QSO'lar yaptım ve ciddi bir şekilde yani konteste iyi durumdayım demişti. Ya Barbaros Bey, yani söylemek istediğim o, yani dijitalde CW'dan da bir tık öndesiniz. Dolayısıyla yani ben CW'da yani QRO için dünya yeterince büyük değil diyorum. Yani dijital çalışanların biz, yani bir morçu olarak bizlerden çok daha avantajları var. Yani QRD'de yapamayacakları şey yok yani. Anlatabiliyor muyum? Haklısınız. Ben mesela şeye merak saldım şimdi. QRPP denen 1 watt ve altında olan güçlerle dijital yapmak inanılmaz bir şey ya. Yok, zaten yani... mesela karşınızda genelde bu QRP frekansları biliyorsunuz sabittir. Orada mesela bazen hafta sonları ben sahaya çıktığımda falan QRP bir istasyonla, bilhassa bu SKCC üyesi olan kişilerle falan böyle işte Strategy Counter Club'un üyeleriyle görüşme yaparken mesela birbirimizin working condition'ını sorarız. Ben derim ki işte QR, hocam der mesela bir tık bir düş bakalım. Düşeriz 2.5'a, olmadı. Baktık görüşüyoruz. Düşelim bakalım bir 1 watt'a. Olmadı. Evet. 5 watt'a düşeriz falan. Yani o denemeleri çok yaparız yani şeyde. Evet. Sahaya çıktığımızda, yani nasıl diyeyim, field day tarzı, yani field day günü için değil ama sahada çalışırken mesela ben de çok tecrübe ederim. Ya şu anda tamam, sen bana bu raporu verdin ama dur bakayım ben bir watt çıkayım, bana ne raporu vereceksin falan gibi. Yani anladım. İnce, en ince misineyle en ağır balığı tutmak nasıl bir balıkçıya zevk veriyorsa. Aynen. En düşük güçle en uzak mesafeye gitmek de bana o derece zevk veriyor. Şeyi hatırlıyorum ya, şimdi bu misineyi ve balığı söylediniz ya, bizim peder balıkçılığa çok meraklıydı. Yani oltayla balık tutmaya rahmetli. O dediğinizi yapardı. En küçük iğneyle en büyük balığı nasıl tutarımın peşinde. Budur. Yani zaten şimdi şöyle, oltanın ucuna balık takıldığında onu alıp teknedeki livarınıza ya da ne bileyim kıyıdan tutuyorsanız sepetinize koyduğunuz ana kadar geçen süredir size zevk veren. Yoksa o sepetin ya da livarın içine koyduktan sonra kasaptan aldığınız etle birebir eşdeğerdir. Dolayısıyla o adrenalini yaşamak için hayvana da bir tabii ki kaçma imkanı. Ona da bir fırsat. Yoksa balya teliyle ben 36
kiloluk balık çıkarmışım hiç önemi yok. Ama ben 0.25 misinayla 10 kiloluk bir balık çıkardığım zaman ondan aldığım haz çok farklı oluyor. Aynı şey telsizdeki çıkış gücümle de orantılı. Yani benzetme doğru, olarak doğru doğru söylüyorsunuz, evet. Evet. O benim için keyifli. Neyse ya, ama ben çok işgal ettim. Siz hocam, devam edin. Tevfik Hoca her ne kadar diyorsa da işte QRP için ömür o kadar şey değil, bilmem ne değil diyorsa da onun da ona da bir laf monte edeyim. Bu arada şeyi sorayım ya, Friedrichshafen Almanya'daki Hemfest'e giden var mı ya da kaç kişi gidiyor? Bu gruptan giden var mı? Önümüzdeki ben şey. Sırf biz fakiriz abi. Ben sırf Tevfik Hoca'nın yüzünden pasaport almıyorum. Katılamayacağım. Çünkü ben bir pasaport alsam ben yandım. Bora Emin Bora Bey gidiyormuş galiba, öyle duydum. Gider. Emin abi geliyor. Gidiyor değil mi? Geliyor değil mi? Evet. Aha. Beraber görüşeceğiz orada gene. Ha, siz geliyor musunuz? Tabii ben yerimi falan ayarladım çoktan. Aa, İsmail Bey tamam ya, siz oralısınız zaten, size sormamak yine iyi bir pide yeri buluruz, merak etmeyin. Evet, hatırlıyorsunuz evet, değil mi? Evet. Geçersin. Kapak atarız aşağıya yine bir yere. Abi kuzu aynen kesersiniz abi. Kuzu. Vallahi kuzu orada zor biraz ya. İsmail bulur ama, İsmail isterse bulur. Dünyayı yaratır sana. Yok ya, orada istemediği kadar restoran var yani. Var evet, güzel bir yer ya. Yalnız bu zaman yer ayıtı falan gitmek lazım. Öbür türlü biraz zor oluyor. Şeyle temas kurdum da Hans'la yine yemek yiyecek miyiz dedi. Tabii ya dedim. Sen yeter ki gel. Bizim grup çok sağlam çünkü. Sen gel dedim. Ben şimdi bir de Amerikalı bir arkadaşım var. Onu da getiriyorum. Onu da ilk defa gidiyor Friedrichshafen'a. Merak ediyor. Hep Amerika'daki Dayton bilmem ne. Hiç alakası yok dedim. Göreceksin. Bambaşka bir ortam. Barbaros Bey, siz diğer cenaptasınız. Biz Adem Bey, İsmail Bey ve sizlere buradan biraz daha değişik bakıyoruz. Efendim bugün dolar TL 23,23. Ya hiç sormayın, evet. O felaket bir şey. Yani, bizim de Türkiye'de yaşayan akrabalarımız var. Ben o 25'e çok kadar kötü yolu var ya diyor. Biz bu şekilde evet. Dayton veya Friedrichshafen yani... Aman nasıl? Şeyi hatırlıyorsunuz değil mi Volkan Bey? Ne zamandı? Sizle 2014'teydi galiba, evet. Değil mi? Bir beraber buluşmuştuk. Evet. O zamanlar 2014'te. Makbuldu yani. 8 liraydı, evet. 7 liraydı. Yani bir şey değildi. Rahmetli Rüçhan abi falan da vardı o zaman. Evet. Hatta şey yapmıştık. Rüçhan abi o zaman hatırlıyorum. Elecraft KX2 ilk defa aldı. Hatırlıyor musunuz? Diner'da bir çatalı anten olarak kullanıp tune etmişti Barış. Aynen. Barış masada, onun resmi var, bir gün paylaşayım buradan. Barış masada Elecraft'la bir tane çatalla CW çalıştı orada. Aynen, CW çalıştı ya ve alet tune etti ya, inanılmaz bir şeydi masada. İnanamamıştık. Ay vay vay. Evet. Bizim manyaklığın ölçüsü yok ki. Ama çok keyifliydi ya. Yani. Evet. O ekip sağlamdı aslında. Bayağı bir ekip, sağlam ekibimiz vardı. Çok güzeldi. Ankara'dan gelenlerde Tahir Bey rahmetli. Evet. Tahir Bey vardı rahmetli. Evet. Evet. Yani Levent vardı, Şaşmazel. Siz evet vardınız. Evet. Güzel bir şeydi. Dayton. Barış vardı. Evet. Hatırlıyorum ya. Evet, güzel bir şeydi o. Valla bu kurlarla artık bizim için rüya gibi bir şey oldu yani. Ya hiç sormayın, hiç sormayın. Volkan Bey siz demeyin bari ya. Yok öyle abi. Yani sadece gidip gelmek bir para. Artı oradan bir şey almak isteseniz bir para. Yani buna güç dayanmaz. Yani ne diyeyim. Evet yani. Gitti mi bir şey almak lazım. O kadar parayı verip gidince bir şey alman lazım yani. Hayır, ya abi... şeyi... Biz enflasyonu konuşuyorduk da bir Arjantinli bir amatör arkadaş olduk işte. Çok iyi bir adam. Bilgisayar profesörü, yani ders veriyor üniversitede falan. Yani nereden bakarsanız onların kalbur üstü diyebileceğimiz tarzında bir adam. Ben de şikayet ediyordum ya, Türkiye'de enflasyon çok arttı falan diye. Sen ne şikayet ediyorsun ya dedi. Enflasyonun hasosu bizde.
Ne demek istiyorsun dedim. %136. İnanılmaz bir rakam. Doğru. Vay be dedim. Olacak şey değil ya. Arjantin bizdeki bir, gerçek yani. Rakamlar da öyle olabilir. Lan vardık mı o kadar ya? Zannetmiyorum. %136 müthiş bir rakam. TÜİK'e göre yani, değiliz. Ama ENAG ona yakın rakamlar veriyor. Enflasyon verilerine göre %110. TÜİK'in verilerine göre ben geçen gün bir hesaplama yaptım. Ondaki katsayılara göre ben 17 yaşına yeni girdim. Tabii yani istatistik önemli. Şimdi neyse ya ben serbest atış gibi konuyu açtım ama serbest atış da değil. Çok iyi oldu. İktisatta bir kural vardır. Benim istatistik hocam İstanbul Üniversitesi'nde okurken 3 tane kategori vardır dedi yalan konusunda. Bir tanesi dedi yalandır. Bunun dedi bir üst kategorisi kuyruklu yalandır. 3. kategorisi de dedi istatistiki verilerdir. Yani ne demek istediğimi tahmin ediyorum anlarsınız. Ya buna da şöyle bir örnek vermişti. Mercimeği çuvalla satarsanız tarım ürünü, birer kiloluk poşetler içerisinde ağızları kapalı vaziyette ambalajlayıp satarsanız sanayi ürünü. Dolayısıyla bunları istatistikte biz şu kadar sanayimizi geliştirdik, bu kadar sanayi ürünü satıyoruz demek ne kadar mantıklıysa istatistikte size o kadar doğru cevaplar verir diye bağlamıştı. Öldüyse Allah rahmet eylesin, sağsa kulakları çınlasın. Yani onun için ben istatistik verilere hiçbir zaman için itibar etmem. Piyasadaki canlı ne? Evet, o yılki Dayton'dan bu da. Aa, Dayton'dan evet ya. Evet, rahmetli Can Bey, 7300 daha o sene lansmanı yapılmıştı. Hemen kendisi almıştı. Aldı evet, Levent oradaki evet. Uniform Tango da bizlerleydi. Evet. Resimleri kaldı. Kendileri artık yoklar rahmetli. Ya güzel bir evet, yani. Dayton'dı. Yani onun için çekimimiz kadar bol. Valla ben en son 2019'da gittim. O pandemiden sonra hiç gidemedim Dayton'a. Dayton çok uzak değil yani. Bizim buradan ne diyeyim işte Bodrum kadar filan. İstanbul Bodrum. Yalnız Dayton çok karmaşık bir yerde, bilmiyorum Volkan Bey siz de hatırlarsanız şey öyle değil. Daha bile büyümüş. Sanfın öyle değil, daha düzgün. Evet, öyleymiş. Evet. Yok konmaz babacığım. Evet, bu da geçirir. Anten. Murat Bey gördünüz mü anteni? Evet efendim, bakıyorum şu anda hasret ve muhabbetle bakıyorum. Bunu hatırlıyorum ya. Çok ilginç. Evet. Bakıyorum şey var mı o çatal bıçaklıyı koymuş muyuz ona bakıyorum da bulursam eğer. Dediği meşgul etmeyelim. Çatalı nasıl tünün yaptı o cihazı çok merak ediyorum. Vallahi, ya hiç sormayın ya inanılmaz bir şeydi. Yemek yiyorduk yemek masasında 2 dakikada Barış çıkardı oraya sok buraya şey yaptı çıt çalıştı. Ve tune etti ya. Resmen tune ettiğini de gösterdi şeydi. İnanılmaz bir şey ya. Hayır, devreyi falan o tutturdu. Elecraft KX. KX 2 idi galiba. İlk defa çıkmıştı o zaman. Evet. Demek ki yüksek omaca şey yapıyor. Direktmen tune'un yapıyor. Adem Bey onun içinde ki tuner'ın bende tuner olanı var. Elecraft T1 diye geçiyor. AT1 mi? T1 mi? Öyle bir zımbırtı. Çok iyi bir tuner ya. Yani inanılmaz random kabloları falan tune edebiliyorsunuz aletle. Manyak bir şey. Bir tane videonda paylaşmıştın abi. T1. Ha, evet T1 evet. El kadar bir alet ya. Küçücük bir şey. Ben de bilmiyordum öyle bir alet olduğunu. Burada bir arkadaş ya dedi tuner kullansana. Ne kullanacağız? Hepsi ben o şeyi zannettim. AT100'den falan bahsediyor. Ben nefret ediyorum ya aletten çok büyük. Yok dedi ya. T1 var. Pahalı yalnız alet. Fakat iyi bir alet ya. Çok iyi tune ediyor. Yok. Şeyi bulamadım. Neyse. Ben bir sonraki programa bir Dayton. Var bayağı böyle bir 30-40 fotoğraf var da
O tüyün ettiği çatalı gösteririm. Var Barış'ın. Evet. Vallahi bir şey yaparız. Frederick Saf'ın sonrası bir... Bol bol videoya çekin geldiğinizde. Ayın kaçında? 22, 23, 24 galiba değil mi? 23'ünde başlıyor. 24, 25. Hayır. 23-25 arası. Evet. Adem Bey siz geliyor musunuz? Daha bir plan proje yapmadık. İnşallah geliriz. Okey. Ben de bu tünelde şeylerin hastasıyım da bir türlü işte sahip olamadım. Manuel tünellerde Falstar. Evet. Ama illa üstünde şeyi olacak. Manyoto çevirir gibi çevireceğim onu. Manuel olacak böyle. Ben cihazın içine tünür sokmayı seviyorum. Bir tanesini yaptım bakalım belki bunun içine de bir tane tünür sokarız. Bu arada Barbaros abi bir şey soracaktım ben. Bu BDX or WMX, WDX diyeyim hangisiyse artık. Hangisiyse evet. Daha onu ismini koymadık çocuğuna. FST3253'ün paketini ne kullanacaksın? Yine standart kullandığını mı yoksa? Yok, yok şey... TSOP 16 olan yani TSSOP 16 olanı kullanıyorum. Öbürü yok artık ya. Yani o FST olan SOIC 16. Onu üretmiyorlar artık adamlar. Bu Texas Instruments'ın bu TSOP dedikleri TSOP 16 yani daha böyle sıkışık olan. Yalnız bu elle falan monte edilecek cihaz değil. Yani bunu her şey neredeyse hemen hemen hepsi surface mount. Yani çok zor ya elde. Bunu artık böyle JLC PCB falan gibi bir yere grup olarak falan imal ettirmek lazım. Bu, ya da işte bir Çinli kardeşimizi bulup TSSOP diye geçiyor. Skinny ne diyorlar ya ona? Bir ismi var onun. Neyse bir açılımı var onun. Barbaros onun 16 bacaklısı. Barbaros Bey. Buna batarya düzeneği nasıl mobil cihazlar gibi batarya? Tabii 12 volt, 12-13 volt arası herhangi bir batarya. Yani kutu yaparsan batarya yeriye ekleyecek misin? Onu demek istiyorum. Yok ya onu düşündüm de Hasan Bey. Kutu çok büyüyor o zaman anlamsız bir şey oluyor ya. Yani mümkün olduğu kadar kutuyu. Kutunun şu anki halinde 10 santime ne kadar oluyor? 10 santime, 8 santime, 4 santim falan gibi bir kutu oluyor. Yani oldukça küçük bir şey. Ve hani 8 bant yaparsak, 8 bant bir cihaz için bence iyi bir boyut ya. Yani portatiflik açısından. Tabii. Şimdi bataryayı da koyarsak bu sefer kutunun boyutu büyüyor. Yani kutuyu büyütmek lazım o bataryayı sığdırmak için falan. O iş zor ya biraz. Tabii batarya ve beslemeyi ayrı tutmak mecburiyeti çıkıyor ister istemez. Düşündüm onu aslında. Yani bataryayı içine koyalım da yani batarya gene 18650 kullanmak lazım. O meretler de 1,5 santim çapında bir alet. Yani küçük değil. Bayağı bir yer kaplıyor. Ondan da 3 tane kullanmak gerekecek. Lityum iyon şeyler ince bataryaları öyle bir düzenek. Ama ince bataryadan da şimdi 3 tane kullanmak lazım. O zaman da ince olmuyor batarya işte. Problem o. Şu yapılabilir. Fakat o zaman da switching supply'ler giriyor işin içine. Bu sefer de RF interferans korkunç artıyor. Hani 3.7 volt önce 5'e, 5'i de 12'ye yükseltmek olabilir. Ya da 3.7'yi direkt 12'ye de yükseltmek olabilir de interferans korkunç artar o zaman. Yok. En doğrusu cihazın ayrı. İçinde. Aynen. Teşekkür ederiz İlger abi. Rica ederim. Ya ben izninizi isteyeyim kaçayım. Bir dışarı çıkmam lazım. Çok doktor randevum, dişçi randevum var aslında. Yani sevimsiz bir durum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Için. Yani dişçi olmasaydı başka bir doktor randevusu olsaydı hiç problem değil. Tevfik Bey buradaydı hallederdi yani. Ya o doktor olsa bence de problem değil de o dişçi namert bir şey ya. Yani of. Barbaros abi, kaçmadan hemen şunu söyleyeyim. USDX PA
PCBC yolda geliyor. Onu yapacağım. Haberin olsun. Sana sonuçta. Tamam. Güzel. Şeyi soracaktım Yiğit. En son konuştuğumuzda sen almış mıydın, yapmış mıydın? Onu hatırlayamadım ya. Neyi? Bir tane almıştın galiba değil mi? USDX. Micro mi? USDX. Evet evet aldım abi direkt. Hatta şeyi ben sormuştum sana. Bu SOTA mıydı? Summit on the Air içinde. Ha SOTA. Ha, evet evet evet. Çinliler onu yaptı. Onu söyledim sana değil mi? Hatta linkini ben attıydım abi sana ilk. Aha, tamam. Seninle beraber konuşmuştuk. İşin güzel yanı G5 RL2'den ben bulamadım ama Çin version'ını buldum. Olur. Hiç fark etmez. Kontak. Bununla deneyeceğim. Aynen. Aynen aynen. Olur olur. Hiç fark etmez ya. Aynen abi. Olur. Teşekkür ederim abi yardımlarınız. Rica ederim. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun. Görüşmek olsun üzere. Tekrar. Görüşürüz Barbaros Bey. Sağ olun. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Efendim. Sağ olun, sağ olun. İyi günler. İyi günler. Evet, yavaş yavaş atış serbeste doğru gidelim. Gece yarısı oluyor. Yarın sabah yine toplantı. Bugün de zaten çılgın yoğun geçti. Vallahi doğaçlama yani programa ben kimi davet etsem, konumuz ne olsunla uğraşıyorum. İlk defa bu kadar programı geride bıraktık. Bir programı hazırlıksız bugün çıkmak durumundaydık. Yine de güzel güzel döndü 3 saatimiz. Sorularınız veya istekleriniz olursa lütfen şey yapın. Ben zaten Barbaros Bey'le takipte olurum. Yine onu blok halde getirtiriz almak isteyen bir 40 adet 50 adet. Biliyorsunuz o ne derse aynı fiyattan burada piyasaya çıkıyor. Yani, Hasan Bey. Buyurun Hasan Bey. Ben size e-mail'le yazmıştım bu SMA konnektör kablolarının. Onlara hiç vaktim olmadı abi. Biliyorum duruyor. Bir 9-10 kişi yazdı. Onları bir sıraya koyacağım. Liste üzerinde yapacağım ama ben şu an yani bırak konnektörü Ali çok iyi biliyor. Bir sürü devre almışım. Bir sürü modül al. Hiçbirini ne yapacak vaktim var ne bir şey. Hepsi kutularda duruyor. Bir de bu ay sonu ben yeni lokasyona taşınıyorum. Ya yani inanılmaz yoğun. Ama yapacağım yani. Hepinizin şeyleri var bende. Talepleri. Kutuda duruyor hepsi. En kısa sürede halledeceğim. Sen taş taşımaya gidiyorsun yani. Abi taş taşıma yok. Evi İstanbul içinde kendi evime geçiyorum. Kadıköy bölgesine. Onun da çatısı yüksek. Neyse ki Sarıkamış'ta taşımızı bulduk bugün. El sıkıştık. İnşallah orada da başlıyoruz. Hayırlısı. Bol bol. Ereğli'de çok güzel taş yapan yer vardı yani. Keşke nerede abi? Ereğli'de taş yapan yer vardı. Abi şöyle Balıkesir'de bir sürü taş ustası araştırdım. Hepsi ölmüş. Sarıkamış'ta bir tane yaşlı var. Beyefendi dedi ki beyefendi artık mecalim yok dedi. Ve benden daha yaşlısı da yok. Şimdi Çerkez ve İranlılar var. Çok güzel taş yapıyorlar. İki hafta evvel bir fil Sarıkamış'ta çalışırken iş üzerinde izledim kendilerini. Böyle ilginç araştırmalar yapıyoruz. Hayırlısı bakalım. Ne taşı abi? Ben... Sarıkamış'ta ev yapma durumu mu var? Abi yok Sarıkamış'ta ben abi şöyle Ünal Bey bir taş ev satın aldım. Hadi atış serbest değilim orada konuşalım. Boş ver. Burada da bütün mal mülkü ortaya koymayalım. Efendim bugünlük bu kadar bitti vaktimiz. Yarın yine geliriz. Hoşçakalınız diyoruz. Ve çarşamba 21.00'da yine burada olacağız. 2,5-3,5 senedir pardon. Kesintisiz devam ediyoruz. Bir isteğiniz bir talebiniz olursa lütfen çekinmeyin. Bize söyleyin. Emriniz olur. Hemen programa koyarız. Görüşmek ümidiyle.